İyi geceler değerli izleyiciler. Bu akşam hakikaten çok şahane bir birebir olacak diye düşünüyorum. O yüzden hoş geldiniz. Çok eğlence vaat ediyoruz. Çok keyif vaat ediyoruz daha doğrusu. Çok sevdiğim, saygı duyduğum konuklarım var. Ayşe Kulin şu anda yanımda. Türkiye'nin herhalde yaşayan en iyi yazarı diyebiliriz. Ardından Esra Dermancıoğlu burada olacak. Sonra da Soner Olgun ve Özlem Olgun bizde olacaklar. Müzisyen aile. Kızları gelmedi. Keşke o da gelseydi. Belki onu da müziğe burada alıştırırdık. Ayşe Kulin'le başlayacağız. Kalırsa beraber devam edeceğiz. Yok yoruldum gideyim derse Esra Hanım ve Soner ve Özlem'e devam edeceğiz. Aşağıdan hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ne güzel sizi burada ağırlamak. Çok teşekkür ederim. Bizim için büyük orada şeref, büyük mutluluk. Yazıları gördükçe sınava girecekmişim. Yok yazılar burada böyle sizle ilgili küçük küçük notlar var unutursam diye. Ama yani sizinle ilgili bir şey unutmak mümkün değil. Önce şunu söyleyeyim. Benim tanıdığım pek çok kişi Büyükada'da gençliğimizde, gençliklerinde size aşıklarmış. Çünkü diyorlar ki İstanbul'un en güzel kızıydı. Estağfurullah. Doğru mudur bu hakikaten? Abartmışlar. Bence abartmamışlar da. Gençlik güzelliktir. Siz hala güzelsiniz ama. Yok. Yok değil öyle. Yani gençlik güzelliktir. Gençlik güzelliktir ama siz İstanbul'da evlenip Ankara'ya taşınmışsınız. Niye? Hayır, İstanbul'da evlenip Ankara'ya taşınmadım. İstanbul'da doğdum. Babamın görevi dolayısıyla Ankara'da ilkokulu bitirdim. Sonra? Sonra koleje geldim yatılı ama ailem İstanbul'da kalmaya, Ankara'da kalmaya, annemle babam kalmaya devam etti. Ben hafta sonları anneanneme çıktım Narmanlı'ya. Sonra da evlendim. Nişantaşı Narmanlı'ya. Nişantaşı Narmanlı'ya. Teşvikiye'nin tam köşesi. Oradaki. Ondan sonra da evlendim, Londra'ya gittim. Diploma yerine iki çocukla döndüm. Diploman oldu. Diploman oldu. Diploma. İçimde bir ukde oldu. Olarak kaldı. Evet. Hakikaten ukde olarak kaldı. Şeyi duymuştum ben de. O doğru mu? Siz okuldayken bir öğretmen size kötü davranıyor. Galiba tokat atıyor bir tane ve siz çok üzülüyorsunuz, çok bozuyorsunuz. Evet. Ben okumayacağım diye tutturuyorsunuz. Doğru mu? Birinci sınıf. İlkokul bir. Onun ama tuhaf bir hikayesi var arkada. O sene ben okula başlayacağım. Evde dedem bana harfleri öğretmeye çalıştı. İşte A, B, A filan da mim, nun filan. Çünkü kendi öyle öğrendiği için. Babası. Tabii. Dolayısıyla ben iyi kötü bir okuma bilerek gittim. Bu arada da evde bir o harfleri tam oturtamadığı için modern yeni alfabemizi... Evde benden büyükçe bir yardımcının kızı var. O okula başlamış. Ona diyorlar Ayşe'ye öğret öğret. Ben de ona asılıyorum. Benden birkaç yaş büyük olduğu için küçükler büyükleri sever. Tabii. Büyükler durmadan, de küçüklere yüz vermez evet, aslında. Tabii o da bir şey diyemiyor ama yani çok sıkılıyor, istemiyor. O işleri var, güçleri var, kendi arkadaşları var. Ayşe'yle meşgul ol falan. Herhalde kızım burasına geldi. Benim de bir defterim var. Bana köşe süsleri falan yaptı, yapardık eskiden. Ben Ankara'ya gittim, okuluma başladım. İlkokul 1. İlkokul 1. İşte masamda oturuyorum. Herkes işte çizgiler çiziyoruz, elimiz alışsın falan diye. Öğretmen de başımda durmuş. Benim defterimi karıştırıyor, yani hepimizinkini. Kontrol ediyor, bakayım nasıl yapmışım diye. Bir sayfa açtı. Bu ne dedi. Ben de onu heyecanla, heceleyerek okumaya çalıştım. B-O-K-M-U-Y. Y. Ve sevinerek baktım, becerdim yani sökmüşüm. Bir tokat yedim suratıma. Ben o lafı bile bilmiyorum. Yani evde duymamışım. Terbiyeli bir insanların aslında belki kullanıyorlardı ama benim yanımda kullanmamıştı. Ve bana dedi ki çık dışarıda bekle. Ders bitince baş öğretmene gideceğiz dedi. Ben dışarı çıktım ve hiç yani anlayamadım niye ben bu tokatı yedim. Çok ağrıma gitti. Ben okuldan çıktım. Zaten Ankara'da böyle dümdüz yürüyün Ulus Meydanı. Karşıda da bizim ev Kızılar Meydanı, Ulus Apartmanı orada. Yani çok belirgin bir ev. Kaybolmama imkan yok. Eve gittim. 7 yaşındasınız bu arada. Evet, yok. 6 yaşındayım daha. Ve ortada çok trafik var gibi geldi bana. Ortada polis duruyor.
Polise gittim, dedim ki amca beni karşıya geçir, benim evim orada. Adam ben kayboldum falan zannetti, eve kadar götürdü beni. Polisle beni görünce annem karşısında baygınlık geçiriyordu, ne oluyoruz diye. Ben bir daha o okula gitmedim. Gittiler, şimdi herhalde o kız benden ne kadar şey etmiş ki, yani sıkılmış ki oraya o deftere onu yazmış. Ama öğretmen ben yazdım zannetti. Evet, ben de o lafı da ve çok sevindim ben. Okudum yani, okudum onu heceleyerek üstelik. Tokat yiyince bir daha beni hiç kimse okula gönderemedi. Bu sefer beni TED'e yazdırdılar, Ankara Koleji'ne. Daha o sırada Milli Eğitim Bakanlığı okulu muydu? Yani Ankara Koleji adını almamıştı. Siyah önlük, beyaz yaka. Orada devam ettim. Öyle başladı. Kışları Ankara, yazları İstanbul. Evet, yazları. Adam. Evet, bütün aile İstanbul'da zaten. Anne baba hep beraber mi geliyordunuz yoksa siz aile hayır, biz annemle, daha doğrusu anneannem geliyordu. Bir ay bizde kalıyordu. Beni alıyordu. Trenle biz yataklıyla gidiyorduk adaya. Sonra annem geliyordu. En arkadan da zavallı babam. Eğer bir vakit bulursa, şöyle sizin yakanız gibi üçgen yanmış. El kollar buraya kadar yanmış. Gerisi süt beyazı bir baba geliyordu. Ne güzel. İstanbul'un güzel zamanıdır herhalde, değil mi? Mühendis olduğu için devlet su işlerini babam kurmuştu. Dağ, taş, tepe, işte barajlar mı yapılıyor, elektrikler mi döşeniyor, her neyse yani. Böyle çok özlerdim babamı. Babamı, annemi hangisi daha çok severdiniz? Babama çok düşkündüm. Evet, annemi de severdim ama yani tabii babamın apayrı. Ama kızlar geldi, babayla daha yakındım. Evet, babayla çok yakındım. Özlerdim onu. Babam beni büyük yerine koyardı. Annemin gözünde ben hep çocuktum. Yani hiç büyümedim gibi bir şey. Ama babam beni adam yerine koyduğu için babama düşkündüm. Tek çocuk olmanın da şeysi var. Babalar da kızlara düşkündür zaten. Peki sonrasında İngiltere'ye gittiniz, evlendiniz erken yaşta. Koleji diplomamı aldım, evlendik ve... Ve büyük bir aşk mıydı? Nasıl o kadar erken evlilik? Yani şöyle, hayır, büyük bir aşk olsa zaten hemencecik bitmezdi. Büyük aşk bazen değildi. Biter. Şimdi beni çok... medeni yanlış kelime ama yani okumuş etmiş bir aile olmalarına rağmen benim annem de Robert Kolej'de, hatta anneannemin kız kardeşi bir önceki jenerasyon da öyle. Beni çok sıkarlardı. Hmm. Muhafazakar değillerdi de ama mesela anneannem daha anlayışlıydı. Herkesin partiye gittiği yaşlarda ben mesela bana yasaktı akşam çıkmak. Öyle yani üzülürdüm. Ama yani bir anlamda özgürlük için evlendiniz. Yani evet, dans etmeyi çok severdim. Her genç kız gibi rock and roll yılları. Kolejde okumuşum. Partilerimiz olur falan biliyorsunuz. Şimdi ben kara kara düşünmeye başladım. Ben şimdi babamın evine döneceğim kolej bitince. Ankara'ya üniversite okumak için. Annemle babam şimdi öğleden sonra partilerine bile izin yok. Yani gidersem... 7'de dönüyorum eve ve hesap veriyorum ve işte ne yaptı ne etti, yani beni annem almaya geliyor dayımın arabasında İstanbul'da gittiğim partiden. Evet. Başka hiçbir kızın başına gelmiyor bu. Ben çok utanıyorum falan, yani mutsuzum. Onun için ben eğleneyim, dans edeyim, gezeyim diye açıkçası. Rahat ermek için. Yani hala çok gençtim ya, 18 yaşında, 19 yaşında, ne büyük hata değil mi? Niye hata olsun? Evlendik. Siz yapan şeyler ben arasında. Ben üniversite okumaya gittik. Londra'ya gittik. Ben şeye başladım. London School of Economics'e başladım. Eşimin de işte yarım bıraktığı üniversiteyi tamamladığını varsayıyordum. O da gidiyor bir yerlere. Ama o da mı okumuyormuş? Evet, o da okumuyormuş. Şimdi ben biz bir buçuk sene bu okula devam edebildim. Yani Mete doğdu, hamileyken gittim. İşte bir dadık tutuldu kayınvalidemin ısrarıyla. Zaten yani hakikaten çok beceriksiz, hiçbir şey bilmiyorum. 18 yani, yaşında, 18 çocuk yaşında. Biraz daha devam ettim. Ama 11 aydır iki çocuğun arası. Daha doğum kontrol hapından... Haberim yok. Haberim yani. Yok. Belki var ama benim haberim yok. Onun için iki çocuk mümkün olmadı tabii, bıraktım.
3 sene sonra da döndük zaten. Yani eşimin de üniversitede devamlı olmadığını öğrendiğimiz zaman kalmanın orada bir alemi kalmadı. Döndük ve hemen boşandık. Hemen boşandı dönerden. Evet. Sonra pek çok iş yapmışsınız aslında. Baktığı zaman yani tiyatro, sinema, tiyatro, her şey var. Tiyatroda hayır, tiyatroda oynamadım. Oynamadın sayılır. Hayır ama çok iş yaptım evet. Arada bir ne yaptım arada? Bir resim galerisinde çalıştım. Resim galerisinde çalıştım. Oranın yaptınız. Yöneticisi olarak çok güzel bir galeriydi. APA vardı. Matbaa. Onların açtığı bir galeriydi. Beni de oraya almalarının nedeni herhalde yani Ankara sosyetesini tanırım. İşte Sefil Süfera annemin babamın ahbapları falan onlara resim sattırabilirim diye herhalde. Ama çok güzel sergiler olurdu orada. Orada o kışı geçirdim. Ondan sonra çocuklarımla gittim baba evine. Eşimin ailesi tutturdu, biz çocukları görmek istiyoruz. Yani yeni bir travma yaşamamak için zaten boşanmak bir travma. Ben çocuklarla anneannemin Narman'daki evine geldim. Ki yani o da görsün, o da işte Maçka'da bir yerde oturuyor o sırada tekrar evlenmiş. Görsün çocukları, yani bir sorun çıkmasın diye. Ama ben evlenince ikinci defa çocukları istedi. O da evli. O da evli. Ne ben de var? Evliyim. Hiçbir fark yok. Ve o çocukları alabilmek için korkunç bir mahkeme safhasına girdik. Korkunç bir şeydi o. Onu burada anlatmak falan istemiyorum. İşte böyle. Neyse güzel şeyler konuşalım. Kötü şeyler bahsetmek yok burada. Bir sürü iş yaptınız. Ama evet, yazarlık... Sonra ikinci eşimle beraber önce bir şey çıkardık. Türkiye'nin ilk otomobil dergisini. Renda Poda adında bir arkadaş, evet. Onun ben artık her şeyini yapardım. Evet. Yazısını yazardım, düzeltmesini yapardım, mizampajını... Peki var mıydı otomobil meraklısıydı o zaman? Hayır, hiç. Hiç yoktu değil ben mi? Ben hiç anlamam otomobilden. Benim için ya mavidir ya kırmızıdır. Dört tekerlek gider. O kadar. Ya direksiyonu vardı. O kadar ama onun teknik tarafından işte eşim Eren ilgilenirdi. O çok meraklıydı arabaya. Ama ben de işte edebi tarafını filan düzeltmelerini filan yapardım. Benim adım orada yazı işleri müdürüydü. Ama işte hepimiz her ucundan tutardık o derginin. Aile dergisi gibi. Renda, ben ve Eren yani üçümüzün meydana getirdiği bir... Biliyorum. Kocaman bir dergiydi böyle büyük boyutlu. Sonra biz evlendik. İki çocuğum daha oldu. Etti dört çocuk. Dört çocuk. Evet. Dolayısıyla 8 tane torunum var bugün. Ne güzel. Bir de torun çocuğum. Şahane. Ha. Çok çocuk güzel bir şey aslında. Evet. Keşke ben de zaman sonra evlendikten sonra çeviriler yaptım. Bayağı ciddi çeviriler yaptım. Edebiyata giriş. Çevirilerle mi başladı? Edebiyata giriş 6 yaşında harfleri söktüğüm gün başladı. Şimdi karamelalar vardı biliyor musunuz? Böyle açarsınız içinden bilmezsiniz siz küçüksünüz benden. İçinde maniler yazar. Şimdi ben o karamelaları alırdım, açardım. Öğrendiğim zaman yazmayı küçük kağıtlara kendi manilerimi saçma sapan yazardım. Tekrar onları sarıp kendi manilerimle ikram böyle başladı i̇lk, yani. İlk o. Evet, ilk okulda. Yani aslında siz bir mani yazarısınız aslında. Hece tutturmaca diyelim. İlkokulda şiir galiba o ilkokulun yıllıkları her mektebin olur ya. Orada bir şiirim çıktı gibi hatırlıyorum. Ha tabii Kore. Tabii Kore Savaşı başlamıştı. Kore Savaşı ile ilgili müthiş bir şiir milliyetçi yazdı. Milliyetçi bir şiir herhalde. İşte düşmana kuyu kazıcı, general Tahsin yazıcı bir şey. O ilk şey aklımda kalmış. Böyle. Ondan sonra ortaokulda öyküler, lise yıllarında roman denemeleri filan. Bu bütün hayatım boyunca yani benden yazı yazmak çıkıyor. Baştan belliydi yani evet, aslında. Ya o maniyi yazdığınız gün yol belli oldu. Kendi çocuğunuzdan da görüyorsunuzdur. Evet. Yani o bir her şeyde bir yetenek olursa çıkıyor sizden. Şimdi tam ona gelecektim. Şimdi siz ilk kitap 1984 galiba değil mi?
Evet, öyle bir şey. 84 veya 85. Yani aslında baktığınız zaman yazarlık hep içinizde var. Çeviri var. O ama ilk kitap 84'ü bekliyor. Yayıncı niye yok. Bir olgunlaşma mı gerekiyor? Hayır, yayıncılara gidiyorum, geliyorum. Ama yayıncıların hoşuna yazar olarak kabul edebilecekleri bir yani, tip değil. Hazır kitaplar var ama yayınlayan yok daha. Hayır, yayınlayan İlk yok. 84'te ikna ettiniz. Bence okumuyorlar da. Okumuyorlar da. Çünkü yıllar sonra ben öykülerimi iki ödül alan, yani hem Haldun Taner evet. ödülünü, sonra işte iki o ödülü alınca Sel Yayın Evleri evi demişti ki bana, o sırada Sel Yayın Evi için Münir Nurettin Selçuk'un hayatını yazmıştım. Ama bir tatlı onu, huzur değil mi? Bir tatlı huzur. Bunu da basalım. İki hikaye var. Yazar değil misiniz? Oturun yazın, oturun yazın dedi. Ben de 15 gün sonra ona 10 hikaye götürdüm. Bastık. Ve o... Yani her gün bir hikaye yazdın neresi? Aşağı yukarı. Belki iki yazıp da üstünden düzelttim falan. Hayır. İki vardı. 8 yazdım. 8 yazdım. Onu bastık. Daha önce Aylin gazetelere yazıyorum. Ne kadar gazete varsa işte. O zaman bir gazeteler vardı. Yeni Yüzyıl, Güneş, bir şeyler. Her birine o zaman soyadım Ayşe Kemahlı diye yazıyorum. Sanat röportajları yapıyorum. Birilerinden röportaj yaptı. Yani gazetelere yazıyorum. O bir tatmin. Bir de çeviriler yapıyorum gene. Aylin'i benim çok yakın arkadaşımdı, Ercan Arıklı. Aynı okuldanız. Onun bütün dergilerine bir şeyler yazıyorum. Yani kadınca, erkekçe, nokta. Evet, evet. Para kazanıyorum. Yani oradan kazanabiliyorum. Hiçbir zaman yazıyla daha çok para kazanılmış. Daha o zaman Ercan gelişim yayınlarının patronu. Evet, evet, patronu. İşte onun kaprisi var, bir sürü dergisi var. Değişik isimlerle oralara yazılar üretiyorum. Dedi ki, en ilginç insan hayatları yapalım. Bir liste yaptık, ilginç insanlar. Tamam, yani insanlar ilginç de herkes hikayesini anlatmak istemiyor. Aylin'e soralım dedi. Aylin'i ben de tanıyorum çok iyi, o da tanıyor. Aylin'e ben mektup yazdım. Aylin kabul etti. Ve bana resimler ve işte bir bilgiler falan yolladı. O zaman sadece faks var. Faksan da London'da falan, evet. Dedim ki gideyim ben Aylin'le görüşmeye. Ha bir de yayıncı arıyorum. AFA yayınlarına götürdü beni başka bir arkadaşım. Belki tanırsınız Ergin Telci. Zavallı o sırada da çok hastaydı. Yani benim için o merdivenleri çıktı yukarılara falan. AFA çok sevindi. Zaten kadın kronolojisi yapıyormuş. İşte Frida Kahlo'yu yazmış. Şimdi aklıma gelmiyor yani... Camille Claudel'i yazmış. Bir tane de Türk katalım arasına dedi. Marie Curie falan var, meşhur kadınlar. Ben o sevinçle Amerika'ya gittim. Aylin Amerika'ya gideceğim. Ben Amerika seyahat ve Aylin'de kalacağım. Konuştuk yani bunu Aylin'le. Aylin vefat etti. Yani inanamadık yani. Olacak bir şey değildi. Ben Aylin'le ilgili bir yazı yazdım. Yeni Yüzyıl'da yayınladık. Ertesi günü beni şey arıyor, neydi çocuğun adı, Yeni Yüzyıl'ın genel yayın yönetmeni ya. Haşmet? Yok. Değil daha. Neyse, bana dedi ki, çok ilgi çekti bu yazı. Kim bu dedi, annem bile böyle şeyler okumaz, soruyor kim bu. Onun üzerine Ercan dedi ki, Ayşe otur bunun romanını yaz. Ben gittim aileye, ailede zaten çok yakın tanıdım. Yani her hem de kısımız, kan bağı yok ama yani işte... Akrabayız bir türlü, paralyans. Ailenin, sen romancı mısın dedi ablası bana. Değilim ama yazıyorum ben dedim. Dene bakalım hadi dedi. Ben de hadi deneyim bakalım. İşte onlarla konuşa konuşa zaten benim kendi kuzenim de amcamın kızı. Aynı büyük babanın yani Aylin'den kardeş çocukları. Gittim Amerika'ya, döndüm. İlk... Chapter'ları, ilk bölümleri yazdım. Tazeyken o konuşmalar aklımda. Ve AFA'ya yolladım. Bir ben göreyim demişti ilk 20-30 sayfanı. Geri dönüş alamıyorum. Her gün arıyorum sabah akşam. Yok adam.
İşte şimdi çıktı, daha gelmedi, toplantıda falan anladım ki basmayacak. O kadar çok üzüldüm ki dünyanın parasını harcamışım. Vakit harcamışım, gönül koymuşum, vakit harcamışım. Heyecanlanmışım. Falan. Çok üzüldüm. Bıraktım. Yani şimdi 300 sayfaya geçen bir hayat yazacaksınız. Kapının önünde benzinsiz araba gibi kalacak. Niye yazayım yani? Bıraktım. Çok üzüldüm ama işte orada elimden iki tane hikaye çıktı. Bir anneannemin 40 sene, 50 sene oturduğu Narmanlı'dan çıkışı ve annemin evine geçişi. O böyle bir vatanını terk eder gibi gitti ve zaten orada fazla yaşamadı yani. O istemedi. 50 sene, 49 sene. Geçirmiş. Evet, ömrünü orada geçirmiş. Ben gelmişim, yani orada doğdum ben Narmanlı'da. Bir de bu çocuklarımın mahkeme hikayesi, o sefahat. Onları yazdım. Engin eşim okudu. Ay bunlar çok güzel hikayeler dedi. Bak burada şey Haldun Taner ödülü var. Oraya yollasana dedi, gazetede görmüş. Ama bu arada bu şeyler basılmadı da. Hayır hiç basılmış. Bir tek Güneşe Dön Yüzünü felaket bir şekilde basılmış. Yasko batarken basmış. Onu ben hatırlamak bile istemiyorum. Saçmalama dedim. Yani yayıncım bile yok. Ne ödülü? Ama yayınlanmış istemiyorlar ki. Yayınlanmamış istiyor. Hiç ben hayır. O 7 takım yapmış onlardan. Yollamış. Bana da bir şey haberiniz yok sizin. Ondan sonra şimdi ben İstanbul'dayım artık. Çünkü yazın Urla'daydık. Telefon çaldı. Nedim'i bilir miydiniz? Gökneli. Bilmem. Nedim Gökneli. Çok yakın arkadaşımız hepimizin. Bir mesaj bırakılmış. Benim mesaj kutularımız vardı o zamanlar. Tebrik ediyorum. Haldun Taner ödülünü kazandınız. İşte Milliyet Yayın Evleri'nde arıyor. Şu bir şeyler. Ben de bu Nedim benimle dalga geçiyor dedim. Çünkü hep böyle şakalaşırız birbirimizle. Ben de onun kutusuna bir mesaj bıraktım. Gayet ciddi bir sesle. Nobel'i kazandınız. Sizi bekliyoruz filan. Ondan sonra hiç bundan cevap yok. O akşam kapı çalındı. Bir telgrafçı geldi. Bir telgraf geldi bana. Aynı şey. Fikri Sağlar, o sırada bakan. Kültür Bakanı beni tebrik ediyor. Artık dedim ben buna ne yapacağım acaba? Nedim'e düşünüyorum. Karşılık vermem lazım. Fakat insan içine bir kurt düşüyor. Acaba mı? Tabii. Bir arayayım bakayım şu numarayı dedim ama gayet şey arıyorum. Yani Nedim'in oyununa gelmemek üzere arıyorum. Temkinli bir arayış. Çok. Çok havaya girmeden. Ben kazanmışım. Daha basılmış kitabınız yok, yok. Ve ödülü kazanmışım. İki, bu Haldun Taner'i kazanmışım. Onun üzerine Sel Yayın Evi dedi ki bana işte bunu basalım. Hikaye kitabı yapalım. O zaman ben o 18 öyküyü daha tamamladım. O da ertesi sene Sedat Simavi ödülünü kazandı. Artık ben yani iki ödül, bir tane kitap. O da kendine göre işte bir küçük ses getirdi kendi cemaatinin içinde. Remzi Kitabevi beni kabul etti. Yani rüyamda görsem inanmazdım. Ben böyle daha hani kıytırık bir yerlere herhalde kapı atarım diyordum. En iyi yayın evlerinden biri. Aylin projesini basmak üzere beni kabul etti. Ben de işte onu ikna etmek için bakın dedim. Kimler okur? Ankaralılar okur, kolejler okur. Adı Aylin olanlar da okur. Bütün Türkiye okudu kitabı. Evet. Muazzam bir sükseydi o kitap zaten. Evet. Bugün düşünüyorum da yani onun arkasında belki başka güçler de vardır gibime geliyor. Yani sadece benim marifetim olmasa gerek. Başka ne güç olacak arkasında. Bir lafınıza ben sizin çok takılmıştım. Diyorsunuz ki yazarlığın, yazar olmak için bir doğal yetenek olması lazım diyorsunuz. Şimdi mesela ben genellikle şunun tersini diyorum. %10 yetenektir, %90 çalışmak. Siz katılmıyorsunuz buna. Hayır. Yani siz iki edebiyat fakültesi de bitirebilirsiniz. Bütün roman, yani birçok dilde her romanı da okuyabilirsiniz. Ama bir şeyi okutabilmek veya iyi bir yemeği yapıp yedirebilmek, yani her şeyde bir şey böyle. Bir el gerekiyor. Evet, marangozlukta da öyle, terzilikte de öyle, yani sahne ışığı da öyle. O içinizde yoksa, o genlerden geliyor.
veyahut yani neye inanıyorsanız size verilmiş bir kabiliyeti. O zaten böyle denizi arayan nehir gibi akıyor ve şeyini buluyor. Onun için çalışmak lazım. Yani oturduğunuz yerde bende kabiliyet var olmuyor. Tabii ki çok okumak, ama, çok yazmak lazım. Ama iyi yani okutabilmek, dinletebilmek, oynayabilip seyrettirebilmek bütün o, bunlar o için o mutlaka bir yetenek. Hep şöyle lazım. Derler peki ama yani mesela yetenek varsa da o yeteneği ortaya çıkaran derler travmalardır. Yani insanların hayatında zorluklar. O sizin kızın fikri. Ya öteki kızın fikri. Hayır. Size gerek mi? Bence size travmalar da etkili olmuştur diye düşünüyorum. Çünkü eşinizle olan hikayeleriniz, boşanmanız, ama benim çocukluğumda aileniz falan böyle. Ailemde hiçbir travma yok. Ben çok mutlu, sevilen bir çocuk olarak büyüdüm. Tek çocuktum, tek torundum, el üstüne tutuldum. Ama illa kötü travma olsa gelmez. Evlenmeniz falan onlar sizi etkilemedi. Acaba bu yazarlıkta bunların ama hepsi bir altyapısı mı acaba? Ama 6 yaşında başladı diyorum yazmaya. Evet, yani benim o tokat da bir travma belki. Her okulun dergisinde bir yazım vardır. Mesela bizim kolejdeyken Nazlı Eray'ın da vardı. Benim de vardı. Yani bu bir şey. Adam olacak ediyor. Çocuk oradan belli oluyor. Aynen. Aynen. Bence öyle. Adam olacaktı yani o yolun yolcusu olacak çocuk. İşte yani, o yolda bir şey yapıyor. Bir şey, daha başından kendini gösteriyor. Aynen. Kendini gösteriyor. Büyük ihtimalle de doğrudur. Peki. Mesela benim kuzenim fevkalade güzel yemek yapardı. Çocukken köfte kızartmaya mutfağa girerdi. Annesi kızardı. Yani o İçinden gelen bir şey diyor. İçinden fışkıran bir şey. Kaç kitap oldu şu ana kadar? Ne bileyim 35 galiba. 30 kusur bilmiyorum. Var, ama ben şöyle oldu. O kadar uzun bir zaman yayıncı bulamadım ki. Buldum yani o Remzi, o Aylin'den itibaren Tarem. Her sene bir kere 2-3 sene beni unutmasınlar diye yazdım. Yani unutulmayayım, bir roman daha çıkarayım. Bir roman daha çıkartayım. Sonra o bir alışkanlık haline geldi. Sonra zaten yaptığım bütün işleri bıraktım. Çünkü ben sahne arkasında, kamera arkasında çalışıyordum biliyorsunuz. Bir de halkla ilişkiler yapıyordum pek sevmeyerek. Her şeyi bıraktım. Niye sevmiyordunuz? Halkla ilişkiler, ben halkla ilişkilere başladığım yıllarda Betül Mardin'in sayesinde oldu zaten. Herkes, yani o herkes ondan tanıyor. Beni, tabii o ki. Halk ilişkileri Muhsin Ertuğrul aslında. Evet, aynen, aynen. O beni... Bir tiyatroda arka arkaya oturuyorduk. Döndü bana baktı. Bir daha döndü. Ayşe gelsene bir dakika dedi. Sen şimdi ne iş yapıyorsun? Ben işte film, reklam filmleri yapımcılığı ama yapımcı deyince para koyan değil yani. Prodüktör. Sahneyi, bütün prodüksiyonu hazırlayan. Ondan sonra halkla ilişkiler yapar mısın sen? Yazın nasıl senin dedi. Artık ben bir şey söylemedim, yazarım ben, merak etme dedim. Kitap da çıktı daha önce, işte o bir tane kötü kitabım var. Ondan sonra sen yarın saat 10'da bana gel dedi. Ben ertesi gün saat 10'da O zaman imajı kurmuş gittim. Muydu? İmaj var mıydı o zaman? Hayır. İmaj ne? İmaj Halkla İlişkiler diye şirketi vardı. Hayır yok, sonra, çok sonra kurdu. O Asil Nadir'in şeysiydi, PR'ıydı. Beni, Nil Adula ile o ikisi... Nil sonra. Sonra. Asil'in PR'ıydı, da PR'ıydı. Yani birçok yere PR'lık yapıyordu. Beni House PR olarak ertesi günü başlattı. Ne şeyde ben ya oranın PR'ı ama o başımızdaki PR. Evet. O freelance çalışıyor, serbest çalışıyor. Ama ben onun iş, yani onun gözetimi altında, kanatları altında... Asil'in PR'ı oldum. Nil epi sonra geldi. PR olarak gelmedi. O Metin Münir'in yanına gitti. Başka ticaretle ilgiliydi onun işi. Ama ben oradan ayrılınca oraya PR olarak kaldı. Son kitap. Son kitap. Anladım. Her yerde kan var mı? Evet. Ha. Yani şey ben taksi falan kitaptan saymıyorum. Yok. Yani benim böyle bir haddim yok abi de... Evet. Son kitap Her Yerde Kan Var. Nasıl gittiniz? Mutlu oldunuz mu? Bence benim her yazarın bir başyapıtı olur ya. Benimki Her Yerde Kan Vardı. Ben o kitabı çok severek yazdım. Çok beğenerek okudum tekrardan. Çünkü her kitabımı beğenmem. çok tatlısınız ya. Her kitabı beğenmem. Hayır.
çok emek verdim, çok kitap okudum. Ve yani gerçekten bir Osmanlı tarihini 7 gün içinde okudunuz mu siz kitabı? Evet. Bir aspirin gibi, yani hem tarihin tekerlektiğini... Aynen, hap gibi. Hap gibi yutturuyorum. Yani haremin içinde neler olur, padişahlar ne yapar, o müsriflik, o liyakatsız adamlar, o kıskançlık kadın... Yani her şey var. Bugün ne görüyorsanız, orada tarih aynen, genetik olarak hepsi varmış. Tekerrüden ibaret. Evet. Gerçekten. Hatta geçen gün... bir gruba Zoom'da şey yaptık, oturum yaptık beraber, bu kitabı okumuşlar. Ben onlara böyle 5-6 tane paralellik çizdim. Yani kitabın belli sayfalarından okuyaraktan. Mesela orada bir Kamil Paşa var yahut Mehmet Ali Paşa hatırlamıyorum ama padişaha, yani genç padişaha, yaşlı bir büyüğü olarak tavsiye ediyor. Yabancı ülkelerden para almayın, faiz işletirler, batarsınız diyor. Bunu yapmayın. Bir de boş arazileri değerlendirin, göçmenlere verin, orada tarım yapsınlar. Hem size kazandırsınlar, hem kendileri doysun falan gibi. Yani böyle teker teker, sayfa sayfa her şey. O masraf nedir o masraf? Sonra devlette itibar... dan tasarruf olmaz. İşte yani şimdi Alem Sultan Mısırları görülmemiş en pahalı atlar, en kocaman mücevherler, paraları yok. Yani gemilerini kaldıramıyorlar, benzin koyamıyorlar içine. Ama tahtrevanla gidiyorlar. Evet, çünkü bir de tenkit edildiği zaman diyor ki yani o bir yerde haklı da benim... bana baş kaldırmış adam gitmiş orada krallık kurmuş. Ben ona nasıl yani kendimi göstermem lazım. Yani Türkiye aslında tekerrür ülkesi. Aynen. Hiç değişmeden devam ediyor. Aynen. O liyakatsız insanların gelişi, canından bezmiş padişahlar. Neyse işte. Peki Taksi'yi niye sevmediniz? Taksi de güzel kitap aslında. Taksi kitap değil o. Kitapçık. Kitapçık evet. Yani ben onu... Yani kitap şeyle midir? Yoğunluğuyla mı? Yani değerlemek lazım. Benim taksi maceralarım 6 evet. tane. Çok yani. Komik ama çok eğlenceli. Bunlar, evet bence çok eğlenceli yani. Ya, o insan bir günde okuyor. Birkaç saat okuyor. Birkaç saatlik yani. Bir kitap. Ben onu niye yazdım? Çünkü müthiş bir taksi şeysi içindeyim. Yani içindekilerin hepsi doğru. Onu onla çarpın. İyi ki yazmışsınız. Bugün artık yazamazsınız o kitabı. Bugün yazamam. Çünkü taksi bulunmuyor artık. Aynen yok. Diyebilemiyor yok, kimse. Yok. Biz mesela karşı tarafa falan davet edildiğimiz zaman ya boğansa gidemiyoruz. Çünkü evet. Taksi bulamıyoruz. Galiba onu özellikle yapıyorlar. Kadınlar evden çıkamasın yapıyorlar galiba. Bilemiyorum. Bana öyle geliyor. Onu hiç düşünmemiştim. Bana öyle geliyor. Hayır, yani. Hayır, içeride birilerinin taksileri var biliyorsunuz. Önemli yani çünkü belediye biraz taksi sayısını arttıralım diyor. Hayır, taksiler hayır, ya Araplara hayır, ya turistlere. Başka kimseye evet, taksi aynen, yok. Aynen, hiç bilmenize imkan yok. Ayşe Hanım, şimdi diğer konuklarımı da alacağım. Tabii biliyorum. Bizle beraber olmak ister misiniz? Gitmek mi istersiniz? Ay, müzik dinleyecek miyiz? Dinleyeceğiz tabii. Soner Olgun'da Özlem Olgun çalacak mı? Biraz daha ama arada çıkmak ayıp olursa gideyim. Çünkü yok, evde... hiç ayıp olmaz. Canınız ne zaman isterse o zaman çıkarsınız. Öyle mi? Vallahi hiç ayıp olmaz. Tamam. Bir kısa ara verelim. Onlar da gelsin. Hep beraber devam edelim. Çünkü sizi burada tutmak çok çok şeker bir kalabalıktı o. Şahane bir kalabalıktı. Ben zannettim hep aynen, beraber çok güldük. Oturacağız. Esra Dermancıoğlu da gelecek. Hep beraber oturacağız burada. Evet. Kısa bir süre sonra buradayız. Gelecek, kusura bakmayın. Gülerek başladık. Allah hepinizi güldürsün. Mikrofona alışamadık. Evet, pilot gibi. Pilot gibi. Burası tayyare zaten. Evet. Sayın Esra Dermancıoğlu, hoş geldiniz efendim. Nasılsınız, iyi misiniz? İyiyim, siz nasılsınız? İyiyim, bütün pozitif enerjinizle içine girdiniz. Gülüyorsunuz burada. Ben çok şaşırdım, hiç bilmiyordum. Siz Zeynep Hanım'ın... O kadar güzel miydiniz? O ayrı. Onu söylemeye gerek yok zaten de. Evet. Güzelim diyorsunuz. Evet, güzelim. Allah vermiş güzelim her şeyi. Güzelim ve Zeynel'le bütün cümbüşün torunuyum. Torunuyorsun, çok şaşırdım. Evet. Hiç bilmiyordum. Nasıl, niye bilmiyorduk biz? Niye ben bunu bilmiyordum? Yani, bilmem. Peki çalar böyle... mısınız cümbüş? Yok. Piyano çalardım bir dönem. Hı-hı. Sonra bıraktım.
Sazı çok sever misiniz dedim. Saz en sevdiğim enstrüman. Bayılırmışsınız. Sabah, akşam, öğlen, üç öğün saz çalarım, dinlerim. Ya çok eğlenceli bir insan olduğunuzu düşünmeye başladım sizi tanıyınca. Çünkü daha önce hiç tanışmamıştık. Evet, hiç tanışmadık. Hep böyle eğlenceli misiniz? Yani zaman zaman depresif, zaman zaman eğlenceliyim. Ben, evet. Ben sizin depresif olabileceğinize ihtimal deyivermiyorum. Öyle mi? Yani size baktığınız zaman çünkü içim böyle bir gülme, eğlenme hissi yok, oluşuyor. Yok öyleyim evet ama kendime döndüğüm zaman bir takım evet, karanlıklara doğru. Giriyorum. Hepimiz gibi. Hepimiz de. Olur, biraz da karanlık gelir zaten. Çok aydınlık da iyi. Evet şey canım diye. O da yalan bir şey ya, aynen, çünkü yani. Öyle bir şey olabilir aynen, mi? Yani. Olamaz. Ha, şeyi unutuyor insanlar. Geçen gün bunu konuşuyor biriyle. Gençler artık sıkılmayı unutmuşlar. Mesela sıkılmayı kötü bir şey. Halbuki sıkılmak böyle bir şey değildir. Biz hep sıkılırdık. Evet. Ben hala sıkılıyorum mesela. Ben de. Yani ama sıkılırken de o yalnızlığın içinde böyle bir hani şey toparlıyorum ha. Da falan ama sıkılmak mesela çok... Dedem bana şey derdi. Sevdemiyorum. Ben şimdi sıkıldığım zaman derdi. Sıkı can iyidir. Canım sıkı derdim. Ben sıkı can iyidir. Çıkmaz, çıkmaz derlerdi. Tabii. Değil mi? Böyle, tabii. Biz öyle büyüdük. Şimdi böyle sıkılmama üzerine kurduğu bir hayat var. Çok evet. Ben çok beğenmiyorum bunu. Oyunculuk. Geç geldi değil mi size oyunculuk? Çok ben, 20'lerimde. Ha, yani çocuk tiyatrosuna başladım işte falan. Yok. Yok hiç çocuk tiyatrosuna başlamadım. Papyon'da bir Molière oynamıştım. Papyon derken Fransız okuluna basıyoruz. Papyon 1900'ler yani o kadar eski. Evet Papyon'da öyle bir şey yaptım sonra ama. Sonra da hala Papyon mu? Pierre Loti mi oldu? Pierre Loti, Papyon. Bizim zamanımızda Papyon'du. Papyondu. Şimdi Pierre Loti. Evet o dönem böyle bir küçük bir şeyim olmuştu ama hiç yani evet, onunla ilgili yani çok büyük bir şeyim yok, anım yok yani. Hani... Evet, biz görürdük böyle Papyon'un güzel kızları çıkardı, biz Galatasaray'ın önüne evet. Geçerdik, biz ona bakardık. Evet. Evet, evet. Hayır biz o zaman kıyafet giymiyoruz, biz Türkiye'de tek forma giymeyen okuldu o. Biz istediğimizi giymezdi. Giyiyoruz, ben o zaman punk, siyah rujlar, iskelet küpe, ondan sonra o Galatasaray inanılmazdı. Yani o kaveslerin arkasına diye. Bak şimdi bu kadar bu kadar çok ayıp özür ya. Dileyerek gerçekten çok azgınlığınız. Vallahi bu kadar değil. Söyleyeceğim yok. Vallahi bu kadar değildi. Belki senin döneminde. Olabilir mi? Belki ama sonra bir azgınlık hatırlıyorum evet. Ama biz beklerdik böyle. Papyon'un güzel kızları çıksınlar da önümüzden geçsinler evet. Bize onlara bakalım diye. Evet Galatasaray'da siz fena değildi yani. Siz de onlardan biriydiniz yani. Biz de fena değildik ama iyiydiniz. Bir tiyatro nasıl başladı? Nereden esti tiyatro? Tiyatro Şahika'ya gittim. Şahika Tekan'da gittim. Ondan sonra bir teklif geldi Ece Yörenç vasıtasıyla, ortak dostumuz. Selamları var. Onunla başladı. Fatma Gül'ün Suçu Ne dizisiyle çok başladı. Tiyatro, şu bu, hiçbir yok mu daha önce? Yani Şahika'da çok böyle minik şeyler yapıyordum ama yoktu. İlk işim oydu, evet. Nasıl oldu? Ne derdi size? Ece mi getirdi teklifi? Kim getirdi? Şimdi şöyle oldu. Ece beni görmüş, hı hı. Gördü. Ben de onu gördüm. Fakat yani yüzümü o yazdığı şeyi yani mukaddesi yazarken beni gördükten sonra bir şekilde de ben de bu işi yapmak istiyorum diye konuşmuştuk galiba onunla. Bir gece oluyor bu yani bir yerde bir gece kulübü değil de işte opera şey zamanı. Ece zamanı. Ondan sonra orada görüyor ve benim de böyle bir oyunculuğa başlamak istediğim işte showreel'larım falan filan hı hı. Ve öyle bir şey başlıyor. Yani onun vasıtasıyla açıkçası girdim. Çünkü tabii bir no name olduğu için çok güvenemediler ne yapar ne eder kim bu. Deli mi, değil mi? Yani ne, yani ama oyuncu üstünden biraz deli olması lazım değil mi? Ama orada hiçbir background'um yoktu hı. Oyunculukla ilgili. Yani onun için mi, bilemediler. Evet bilemediler. Tamam Şahika'ya gitmiş ama ne yapar acaba? Evet aynen öyle. Bir öncesi yok çünkü. Hı hı. Ondan sonra öyle başladı serüven. Buralara kadar geldi. Kaç şey oldu? Bayağı bir oldu çünkü. 2009. 2008'de ben Şahika'ya gittim. 2007-2008. O zamandan beri non-stop çalışıyorum bu piyasada. Kaç dizi oldu? Çok dizi oldu çünkü. Çok dizi oldu yani, evet. Ben düşünüyorum da kısa sürede gibi, çok acayip dizi var. Evet çok çok uzun. Yani her sezon çalıştım. Evet. Hiç bırakmadım. Yorulmuyor her sezon bıkmıyor çalıştım. Ben bıkmıyorum. Bıkmıyorum. Seviyorum. Benim gazeteyi sevmem gibi yani. Evet. Sevdiği yani, zaman insan o iş olmuyor. Evet buna alıştım. Yapıyorum. Seviyorum. Sistemi anladım. Şimdi yazıyorum da. Senaryo mu kitap mı? Senaryo. Hiç çekilen var mı?
çekilen var ama senarist ben değilim. Hafif bir oldu. Ne oldu? Yürüttüler seni. Evet. Aa. Bu arada fikir hırsızlığına hayır. Yani. Kesinlikle hayır. Hayır. Peki nasıl yürüttüler? Bunu konuşmak istemiyorum peki, burada. Peki konuşmayalım. Evet. Sonra konuşuruz biz merak ettim çünkü. Yok sonra evet konuşuruz. Fikir hırsızlığı Türkiye'de yani Amerika'da şöyle bunlar olur. Neredeyse bir seri. Siz birine senaryo yolladınız o senaryoyu alıp başkasına mı yazdırdı? Hayır başkasına da yazdırmadı. Bir fikri aldı ve copy paste yaptı. Ve şöyle bir şey şuna dikkat et. Dilmesi gerektiğini düşünüyorum Türkiye'de. Çünkü Amerika'da neredeyse seri katiller, işte stalkerlar kadar inanılmaz tahammülleri hem yok. Büyük ve ayıp, çok hem büyük ayıp, hem büyük suçu var. Evet. Çok büyük suç yani. Çünkü şöyle bir şey görüyorum ben bunu. Yani aynı yani senin evine girip herhangi bir eşyanı, herhangi bir maddi çünkü burada hiç bir maddiyat yok. Hiç da var. Yok. Tabii maddiyat var. Yani büyük senin tabii ki senin aynı zamanda bir ekmek paranı da kapatıyor. Ve sen bunu yapmak istesen kendi fikrin hırsızı oluyorsun. Peki dava açmadınız mı? Biliyorsun aynısı Ece'nin başına geldi. Ece Öğrenç'in başına Ece'ye geldi. Ece'ye de geldi. Onu Romanya'da çaldırdı hikayesini. Fakat burada şu çok önemli. Buradan gerçekten bunu söylemek istiyorum bu arada. Yani giderken muhakkak avukatıyla ben biraz affedersiniz maldım yani. Maldım. Hepimizde var. Hepimizde bir mallık var. Oluyor. O aynen. Heyecan oluyor. Yani. O böyle kreatif yok lan yapmazlar diyorsun ama o mallıkla böyle bir başıma böyle bir şey geldi. Önemi yok yani. Önemi yok tabii. Önemi var, var ama yok. Ben savaşçı bir tipim. Hani bazen diyorlar ki ah canım benim. Aslında Türkiye'de şöyle bir şey var. Böyle bir şey olduğunda sana acıyorlar. Mesela yazık ya başına böyle bir şey. Bana acımayın. Bunu yapanlar daha acınası aslında. Aynen öyle. Hırsız zaman. Bildiğin hırsız evet, ya. Evet aynen öyle. Onun için bu konuyun üstünde duruyorum. Bence duracağım tabii ki. Bilgisayarınızda nasıl yazılıdır, kayıtlıdır her hepsi. Her şey ama çok dikkat etmelerini istiyorum. Çünkü ben 3 yıl, 3,5 yıl çok gece gündüz onun üstüne. Evet. Sen evladı gibi oluyor. Yani. Bir de benim kendi gerçek hayatımdan, real events dediğim bir şeyden alıntıydı hepsi. Üzüldüm. Neyse. Boş ver. Yani şu sonra bir taraftan da bir ölümle çok ölümü hiç unutmuyorum ben. Çocukken de öyleydim. Ölüm fikrini, ölümü hiç unutmuyorum. Unutmadığım için bir taraf orada beni rahatlatıyor. Yani yolumdan beni caydırmıyor hiçbir şeyden pes etmiyorum ama bir tarafta da öyle bir şey olduğunu hep aklımda ve yani hani bu beni rahatlatıyor. Beni motive mi buna, motive etmiyor da o şeyden, o kara yerden, o çukurdan çekiyor beni. Şeydi dedi ben onu hiç hatırlamıyorum çünkü. Avrupa yakasında oralar mısınız galiba? Avrupa yakası ilk ya daha o böyle bir figüranlıktı. Amatör bir şey. Aynen çok amatör bir figüran böyle. Orada Gülse'den mi gelmiş teklif? Gülse'den gelmişti o zaman arkadaşım da hala arkadaşım. Hala arkadaşım. Tabii. O zaman öyle bir şey söylemişti yani öyle gel bir oyna demişti. Sonra işte böyle bir yol oldu. Yani, tiyatro yapıyorum, sinema yapıyorum. Yok o sayılmıyor yani yine iş Fatma Gül'de orada hani kendimi gösterdiğim yer orası. Fakat mesela hiç başrol oynamıyorsunuz. Özellikle bir tercih mi? Ya başrol oynamıyorum. Şöyle bir şey var benim durumumda. Yani çok da yan rol değil. Değil, çünkü, hayır. Etkin yardımcı rol. Yani. Oscar'lık yardımcı rol gelir. Amerika'da bu çok değerli. Çok değerli. Burada yaş meselesi var. Yani illaki 20 ile hani 19-20'lere düştü artık. 25 yaşındaki insanlar aşık olabilir, sevebilir, finger diyebilir. Olabilir mi? Ben hala finger diyorum ayıptır bence söylemesi. De. Herhalde yani değil mi? Finger diyoruz yani. İnsan bekarsa finger demekten daha doğal bir hakkı yok yani. Evet yani. Onun için ve en güzel finger deme o yaş da güzel ama bu yaş da çok tabii güzel. Tabii her yaşın ayrı bir finger deme özelliği var. Sen deli misin yani var, evet onları mümkün değil. Yani çünkü ölü sayıyor. Mesela Fransa öyle değil. Fransa her yaşta çatır çatır hikayeler anlatılıyor. Burada illaki gençler sevişecek. Geri kalanlar ayağı çukurda hani ölsen diyor. Onlar yani. Oturup çay içecekler. Onlar evet onlar illaki bir örgü ya da işte kayınvalide gelinine kızacak falan. İzin verseler yani keşke yazsak şey yapsalar ama ben bu sistemi anladım. Hiç de ilgilenmiyorum. Çok da fifi yani hani ben memnunum açıkçası. Yani. Hani başrol dediğin zaman çok büyük bir aşk hikayesi yazmıyorlar biliyorsun yani. Evet.
Yani ne yapacağım? Ama mesela bazıları değil. Yani bunun dışında kalan dizilerde oluyor zaman zaman. Mesela yardımcı rollerin çok güçlü olduğu, çok etkin olduğu, aşk yaşadığı veya işin çok içinde olduğu... Tabii ki oluyor, evet. Öyle roller de oynuyorum. Ben seviyorum oynadığım rolleri. Çünkü... Bence de iyi oynuyorsunuz da yani. Evet. Hani, hakkını da veriyorsunuz. Ama bir bakireyi oynamak istemez miyim? İsterim. Buradan yapımcılara... Bakireyi oynamak nasıl oluyor? Ya? Mesela yani dışarıda... Hiç ilişki yaşamamış mesela. Ha. Yaş da olabilir mesela. Hani 50'lerine kadar. Olabilir. Benim annemin bir arkadaşı öyle... vardı, o kadar çok. Bizim gençte vardı öyle bir şey. Evet, hiç ya, mesela öyle bir şey oynamak isterdim. Oradaki sıkışmışlığı mesela. Aa, süper ama, hikaye. Evet, harika hikaye. Ay ne olur çalsanıza. Çalın yazın oynayın. Çalın yazın. Mesela tabii ki bir sürü ne tatlı hikaye. Ya, ay yazsana ne olursun. Ben oynayayım. Bakire sıkışmış. Tamam. Ondan sonra... Hiç... Ama şimdi inandırıcı olmaz. Üç evlilik yapmışsın. Nasıl inandıracaksınız? Ya olsun inandırır. Neleri inandırır? Peki üç evlilik zor değil mi ya? Çok çabuk geçiyor. Atladım geçiyor. Yani. Peki niye üç evlilik mesela? Ben onu merak ederim mesela. Bir evliliği anlarım. Yani. İkiyi de hadi. Hani birini beceremedi. İkinci. Üç tane olunca niye üç tane? Denk geldi. Denk geldi. Yani seviyorsun. Şart mıdır evlenmek? Asla. Asla. Hiç öyle bir şeyim yoktu. Bir de ben öyle mesela bazen o evlilikle ilgili hani çok isteyen kadınlar olur. Benim öyle bir öyle şeyim bir şey de yoktu. Çok ha, belli yok, öyle bir şey olmadı yani. O kadar belli değil. Hayır denk geldi denk gerçekten. Geldi. Bir tane de kızım var 19 yaşında. Bir de 19 maşallah. Ne yapıyor? O Amsterdam'da okuyor. Hmm. Ondan sonra şimdi çok rahatım. İşte tek başınayım. Tek başıma bir hayat geçiriyorum ve mutluyum yani. Tek başı olmandaki ayrı bir keyfi vardır yani gerçekten hayatta. Çok güzel. Şahane bir şey bence. Ama arada sırada tabii ki bir insan. Birileri oluyor, birileri olmuyor falan. Yani... Çok güzel bir cümlesi okumuşum. Onu not aldım buraya. Ne o? Diyorsun şöyle bir faşizm var. Ben mayo giysem kıyamet kopar. Evet. İnci olunca her şeyi hövdirsin. Ama biraz balık etliysen evet. Sen yok ol. Sen evet. Kimsin? Evet. Şimdi bu Türkiye'de muazzam yaygın bir şey. Hı-hı. Buna ne diyorlar? Body shaming diyorlar. Hı-hı. Beden utandırması diyorlar. Hı-hı. Beden aşağılaması diyorlar. Türkiye'de niye biz insanları sürekli... Ben bunu hiç dünyanın hiçbirine göremiyorum. Aa kilo almışsın, aa zayıflamışsın, ne güzel olmuşsun, aa bilmem... Niye böyle bizde? Şimdi mesleki olarak bu piyasada niye böyle? Her yerde böyle. Piyasada her yerde bir böyle tek oldu değil. Daha doğrusu. Evet. Çünkü herhalde bu insan yani... erkekler mi buna yol açıyor? Emin de olamıyorum. Ben de olamıyorum. Daha çok kadınlar olamıyorum. Olabilir. Kadınlarla yani. İlgili bir şey... yani böyle takıntılı çok erkek arkadaşım var mesela. İncecik kadını istiyorum. Hmm. Yani oradaki o güzellik anlayışı mı değişti? Ama insanın bedeni bence şöyle bir şey oldu. İnsanlar çok konuşmuyor ve iletişim yok ya. Yani bir tek görsel olarak bakıyor. Yani oturup saatlerce konuştuğum çok az insan var benim artık arkadaşlarım dışında. Bir erkekle de öyle değil mesela. Oturup bir uzun uzun sohbet edersin, bir böyle bir ne bileyim bir açarsın, bir şey içersin ve uzun değil mi? Ne güzel uzun değil mi? Oturup tatlı beraber tatlı kafa çekersin, yemek yersin yani, falan. Yemek yersin, sonra o vücut eğer o kiloluysa öyle görünmez bir yere gelir gözüne. Ki görünmez bile. Ne göbek gözükür. Aynen. Ama öyle bir şey yok. Aynı dizilerdeki gibi gerçek hikaye ve çok kuvvetli senaryolar olmadığı için bizim aslında baktığımız tek şey o kızlar ne giydikleri, ne yaptılar. Çok zengin mekanları buluyorlar şimdi ve biz yalnızca bir klip seyrediyoruz, bir hikaye seyretmiyoruz Türkiye'de. Evet ama mesela bence. Bu herhalde çok haklısın yani son mesela sen de hatırlarsın ben de hatırlıyorum. Evet. Annelerimizin hayatında böyle bir şey yoktu ya. Yani benim annem yani bizim işte annemin kabul gününde gelen evet. Teyzeler, ablaların ne kilosu konuşulurdu, evet. Ne estetiği konuşulurdu. Evet. İşte o Ayşe teyze, Nebahat teyze, evet. İşte bilmem Melahat. Bir şey konuşulurdu. Bir şey konuşulurdu. Yani bir hikaye vardı aynen. Hep. Şimdi bir hikaye yok. Kıyafet var, görüntü var. Çanta ama bence var, bu üçüncü dünya ülkelerinde, kendi ülkemi üçüncü dünya ülkesi diye nitelendirmek istemem ama nitelendirebilirim de ya da nitelendirmemeliyim. Ama yani Avrupa'da inan bana böyle bir şey yok. Bence yani de yok. Ben orada bu biraz Amerika'da var, bir de bizde var. Amerika'da ve bizde var. Başka hiçbir yerde yok. İnan bana. Yani üçüncü dünya ülkelerinde bile yok. Tabii söyleyeyim yani. Ya Fransa'ya gidiyorsun, hiç 90 yaşında değil. Kadın bikiniler. Aynen. Ne denizde o Bretagne'de o gittim bu yaz kuzeye. Yakındaymışız. Ben de güneydeydim. Öyle mi? Ben de Biarritz'teydim. Ben de Saint-Malo'daydım kuzeyde. Oo, şahane yer. Of. Şahane yer.
Sonra bir şey söyleyeceğim sana. Tamam. Ondan sonra kadınların yaş ortamı sana bir yemin ediyorum 60'lar 70'ler ne el ele ne öpüşmek aynen. Ne denizde yüzmek yani neden ya Allah Allah beden hafif çökünce sen bitiyor ölüyor musun? Mu? Nasıl yani? Bir de şöyledir yani kadın içinde erkek içinde oturup konuşmaya başlarsın. Bambaşka bir şeye dönüşür o. Konuştukça güzelleşen kadın vardır. Evet. Konuştukça çirkinleşen aynen. İnsan vardır. Yani bir şeyi yok yani. Konuştukça şimdi mesela seninle konuştuğun zaman evet. İnsan başka bir aleme geçiyor yani. Evet. Evet. Ondan sonra üç kere ediyorsun tabii işte. Haksız mıyım? Peki bir şey söyleyeceğim. Şimdi, benim dedem cümbüş olsa, şimdi dedenin adına bir müzik aleti var. Evet. Ben o müzik aletini çalardım. Sen niye hiç aklına gelmedi çalmak böyle bir şeyi? Ya benim şöyle kötü bir huyum vardı çocukken de. Ben çok aileci değilim. Ben hep kaçardım. Ben de işteyimdir yani. Yani aile otururdu dayımlar, cümbüş çalardı. Ben hep masanın altında dolanırdım. Hep arka odaya kaçardım. Hep. Hiç aileci olmadım. Evet. Yani hep kaçardım ben. Onun için belki üzücü. Ailem de bana kızıyor mesela. Yatılı okudun mu hiç? Hayır, hiç yatılı okumadım. Çok da böyle... Yani annem çok sevecen diyemeyeceğim ama yani hani... Diyemeyeceğim ama. Çok da sevgi dolu bir ailede büyümesem de yani hani tatlı bir aileydi evet. Yani ama bilmiyorum ya. Ne oldu? Gümüş duruyor mu dükkan hala? Fatih'te. Unkapanı'nda dayımın oğulları onlar işletiyorlar. Onlar devam ediyor. Yani bir cello, ben biraz... Sen batı. Biraz, evet, ben biraz, batı. Evet. Ama cello tabii en zengin ses. Ay şahane. Yani. En muhteşem ses yani. Yani bütün ciğerlerimi şey yapıyor yani, ciğerlerime kadar iniyor o ses benim. Muazzam, cello muazzam. Muazzam yani. Komedi festivali var galiba değil mi? Evet 16 Kasım'da. 16 Kasım'da ben beklerim. 11 Kasım diye biliyorum. 16 Kasım. Ha. 11 Kasım onlar başlıyor ben 16, 16 Kasım'da tamam. Flört edeceğim. Improvize geliyorlar. Bütün işte. Aa geleyim bir umut belki beklerim bir orada. Bir umut dating first dating gibi bir şey. Tamamen doğaçlama. Yani yazılı bir metin yok, bir oyun yok, hiçbir şey yok. Biraz zor, biraz heyecanlıyım. Zor çok zor. Hani tiyatro zaten yapıyorum ama bu zor. Dur bakalım neler olacak. Beraber. Nerede, hangi sahne? BKM Mutfak'ta. Beşiktaş'taki. Beşiktaş'ta. Çünkü BKM'nin de şeyde var. Maslak'ta var. Yok bu Ünik. Hayır. BKM. Ha, Ünik. Maslak'ta. O benim dediğim Ünik. Beşiktaş'ta yanlış. Maslak'ta tamam. Ha, aynen. Maslak'ta Ünik'te. Ünik oldu. 16 Kasım 7 Aralık. 7 Aralık'ta doğum günüm. Aa. Doğum günü de sahneye çıkıyorsun. Yani 30 yaşında. O gün gelirsek hediyeyle doğum, gelmek tabii. Lazım. Yok canım. Bir çiçek miçek falan. Yok. Bir pasta. Yani. Pasta olur. 3-5 mum. Olur. kimin fikriydi bu? Sen böyle bir şey yapmasın. Bana hayır. Zümrüt ve Zeynep BKM'de Zeynep Boyner ve Zümrüt böyle bir şeyle geldiler. Yapar mısın? Seni düşündük. Bunu bir tek sen yapabilirsin yani, dediler. Böyle bir şeyi oynamanı onlar istedi. Böyle bir şeyi onlar istedi. Evet. Onlar bana getirdiler bu formatı. Ben de okey dedim. Neden çok, biraz da böyle kameramsı bir şey vardı. Biraz yani, kabare. Evet. Böyle herkes oturacak. İşte birilerini alacağım. First date. Bıdı bıdı. Onlarla böyle bir küçük oyunlar yapacağım. Eğleneceğiz yani. Hani çok hani sanatsal bir şey mi? Değil ama eğleneceğiz. Niye çok sanatsal bence. Bir şey? Bu Fransa'da falan diyorsun? Çok vardır böyle Fransa'da şeyler. Fransa'da kadın 700 oyun falan oynamış aynen. Bununla. Yani çok belki vardır. Dışarıya da yaparım. Peki mesela onu diyeceksin şimdi mesela. Bu diyelim olabilir. Ki o gün çok tatlı oldu. Çok da hoşuna gitti. Çok da interaktif oldu. Devam edebiliriz. Ha. BKM ile bunu yani Zümrüt Hanım'la konuşuyoruz. Ama devam sen BKM ile bir şey yapıyor musun şu anda? Hayır. Bir tek şu an evet bir şey yapmıyorum. Şu anda süren bir dizi var mı? Ben... Var. ATV'de bir küçük gün ışığını oynuyorum ha. Ben. Değil tabii küçük günüş öyle mi? Zaman. Bir küçük haftada günüşü. 4 gün buradayım ne yapayım ya bizim de ekmek paramız buradan böyle. Boş ver çok haklısın ben de oradayım burada. Estağfurullah çok tatlı bir şey yapıyorsun ne güzel vallahi. Siz geldiğiniz zaman tatlı oluyor her zaman tatlı diye. Gidip gelmesen siyasetçiler de izle beni Allah yarabbim. Ama ya. Eğlenceli onlar ya. Çok değil o ya. O kavgalar ya. Falan çıkınca ben kavga büyük çıkmıyor. Yükseliyorum. Ben de kavga yok. Öyle mi? Sakin sakin konuşuyoruz. Evet sakinsiniz. Sakin ama yine de. Sakinleştim. Memleket delirince. Öyle mi? Eskiden memleket sakinken ben deliydim. Şimdi memleket delirince ben sakinleştim. Öyle mi? Biraz ama sakin bir yapınız var değil mi? Sakin misiniz normal hayatta da? Yani çok sakinimdir. Hiç bağırmam, çağırmam öyle falan mi? Böyle. Ama sinirli bir halim vardır. Böyle. Bazı şeylere çok kolay sinirim ama özel hayatta, normal hayatta hiçbir şeye sinirlenmiyorum yani.
Ne güzel. Genelde aylak aylak gezer, güler, eğlenirim yani. Ay şahane, budur zaten. Ne olacak, gideceğiz işte yani. Evet ya. Yani, ben de kendime bazen işte bunu söylüyorum. Yani işte yok efendim öyle yaptılar, böyle yaptılar. Peşine sonra diyorum ki git Fransa'nın unuttuğu bir köye. Rahvan gitsin yani. Evet yani. Onu da, evet bazen de değer diyorum. Ama şeye kızıyor insanlar. Ama kızıyorum. Haksızlığa kızıyorsun. Evet yani. Haksızlığa kızıyorsun. Yazmışız üçü. Evet. Ben ona sinirleniyorum. Yoksa ne değmez. Buradan gidip basarmışız oraya. Oraya yapma. Oraya yapma, tehlikeli o şimdi bugün dedi. Görmedin mi? Kameradan izleyeceklermiş bizi artık. Kim? Devlet baba. Bu Mobeser falan filan var ya. Ay. Onlarla hepimizi izleyeceklermiş. Ben de çok eğlenebilir. Kesin eğlenir. Ben de eğlenir. Bende de eğlenebilirler. Ama eğlenmemeyi tercih edebilirler. Peki başka böyle tiyatro yeni bir şeyler, kafanda bir şey var mı yani yaptıklarımızın? Yani aslında tek kişilik bir şey yapmak istiyordum. Biz Kozaları yaptık, Binnur Kaya, ben, Demet Evgar. Uzun süre bir oynadık onu. Evet, çok tatlıydı o. Avignon'da oynadık, Fransız Festivali'nde. Evet, Fransa'da. Fransızca mı, Türkçe mi? Türkçe oynadık. Festivalde oynadık bir ay. Ondan sonra sonra bir şey yapmadım. Sonra bir tiyatro yaptım, Klan. Sonra durdum. Şimdi dizi yapıyorum. Biraz kafayı oynattım bu senaryoyla. Çünkü çok uzun çalıştım. Çok büyük umutlarla şey yaptım. Ama neyse, oraya tekrar gitmeyeyim. Beynim oraya gitmesin. Gitme. Buraya gel. Neyse. Yapıyorum yani, hep çalışıyorum. Hayır, zaten ben hep yaratıyorum yani bu arada. Şimdi bu festivalde yapacağın iki oyunu, iki gösteriyi sonra belki uzatırım. Onu çok istiyorum. Onu BKM de öyle umut ediyor. Diyor ki keşke yapsak, hani iyi bir şey çıktığı takdirde. Ben de tatmin şimdi olursam yapabilirim. Necati bunu görmüşse onun gözü iyidir, biliyorsun. Yani. Evet, aynen öyle. Bu çok tatlı bir şey olabilir bence benim için. Şey yani olabilir. Ben televizyonda yapmak istiyorum. Ya belki istiyorum daha küçük bir sahneye biraz taşıyarak. Evet, yani televizyona da biraz geçmek istiyorum. Biraz talk show falan dünyası gibi şey. Evet, istiyorum böyle bir... Böyle bir show dünyası, o televizyonun, o entertainment tarafını istiyorum. Aslında televizyonda bunların başlaması lazımmış. Televizyonda dizi üstüne dizi yayınlıyorlar. Evet yani ya. Keşke böyle bunlar başlasa. Gerçi şimdi Doğu Demirkol diye bir genç var, biliyorsun evet, belki. O başladı şimdi bir yerde. İşte televizyonda mı başladı? Televizyonda başladık. Hangi Star'da galiba. Yani yavaş yavaş olacak, keşke olsa. Mesela bu yıllardır sizle yap, mesela siz başka biri, keşke böyle birkaç bir masanın etrafında birkaç hem bu işi bilen, işte yeni başlayan falan, böyle karışık, biraz daha böyle yani bir renkli bir şey yapsak. Benim gibi kaşarlar gençlerle beraber falan. Ben genç. Gençsin. Kendimi nasıl gence koydum ama. Şahane. Hayır, tecrübesiz de televizyonda diyelim. Genç demeyelim. Sizden çok tecrübe var. Kaç dizin yayınlandı? Hayır, dizi değil. Yani. Olsun, bu başka etmez bir şey ya. Bu. O daha bir şey. Sizinki daha acayip bir şey. Ben diziye çıkarım. Ben bal gibi kalırım yani. Zannetmiyorum ya. Belli olmaz ama. Öyle mi? Öyle bir umudum var. Bir oyuncu olma isteğim var her zaman. Ama gerçekten. Çok ölüyorum ya. İçimde ateş yanıyor. Benim yeni dizide bir koca var ama yatalak kalkacak. Öyle yatalak bir şey ve bir de dilsizse o çağın oynarım. Hayır, kalkıyor. Kalkıyor mu? Ay, bunu söylemem lazım. Ay, bir de öldürecekler. Gitti, dizi gitti. Allah'ını verdi. Seni daha fazla konuşur muyum? Hayır, dizeler kalacaklar. Ne zaman? 16 Aralık mı? Yok. 16 Kasım, 16 7 Aralık. Kasım. 16 aynen. Kasım, 7 Aralık. Evet, bekliyorum gerçekten. 16 Kasım, 7 Aralık. Ece 16 geliyor Kasım'da... 16 Kasım'da. Ece'yle gidelim. Büyük tamam. Başka. Ece'yle öğrenci geliyor. Ece'yle beraber geliyoruz o zaman. Çok eğleniriz. Çok belki eğleniriz. Belki sahneye de alırım. Orada yok, ama sakın ödüm patlar. Durum kalırım. Ama Ece'yi al. Ece'yi alırım. Tamam, Ece'yle konuşacağım muhakkak. 7 Aralık tamam. Ama 16'sında biraz zor. 7 Aralık'ta tamam. Kuvvetle muhtemel gelirim. Gece mi, saat kaçta? 9. İnşallah program yoktur. Hangi güne denk geliyor? Eşinizle. Hanım. Eşimle beraber tabii ki. Hanımefendiyle beraber. Evet. Eşim öleceğiz. Evet. Esra'm, çok teşekkür ederim. İyi ben geldiniz. Teşekkür sizi tanımaktan da çok mutlu oldum. Anormal eğlencelisiniz. Karanlık tarafınızı bir gün görürüm belki ama. Ama. Yani ne diyeyim, çok böyle... ruhumuz tuttu birbirini. Evet. Çok hoşuma gitti sizi ağırlamak. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. İşiniz olmadığını bilsem biraz daha kanıyordum ama diyemeyeceğim. Biraz sonra Soner evet, ve biliyorum. Özlem burada olacaklar.
Saz. Bakalım ben saz sesinden pek haz etmem. Ben de. Ama bazıları çok iyi. Bir de Soner muazzam eğlenceli. Evet. Hiç gördün mü onu? O İyi Bayramlar diye bir şovu vardı onun. Ya Rabbim ya ben çok sevmem saz sesi dediğim gibi. Gidip bayılıyorum. Ha öyle mi? Çok peki, enteresan yani. Güzel, süper. Sonra baktan seyredersin, yolda olacaksın, göremezsin evet. Ama sonra YouTube'dan falan seyredebilirsin. İyi ki geldin, çok sağ ol. Tekrar başka bir gün yine gelirsin çünkü çok güzel burada belli ki bir sene dedikodu falan da yapabiliriz. İçimizdeki kötülüğü saçabilir etrafa. Vort diye. Ama şu spoiler vermekten vazgeç. Vallahi atarlar diziden. Ay çok kötü bir kimse şey. Kimse sana senaryo göstermez. Hayır ama ben öyle bir şey dedim mi? Yok demedin. Ne dedi ki? Ne dedim ki bir ben? Bir şey demedin ki. Yok. Yatalak bir adam var dedin. Yok. O da demedin o hatta. O da demedim. Hiçbir şey demedin. Biz demedik. Bu bölümü unutuyoruz. Yani bant olsa kesin diyeceğim ama bant değil. Bunu unutun. Nazlı beni sever yapımcım. Bir şey demez. Esra'cığım çok sağ olun ki geldin. Tamam. Tekrar görüşmek üzere. Yedisinde sen de yedin inşallah. Tamam. Görüşmek üzere. Değerli izleyiciler birkaç dakika sonra Soner Ongun ve Özlem Ongun burada olacak. Olgun burada olacak. Görüşmek üzere birkaç dakika verin. Taze sevgilim aklıma düştün, bazen de sevgilim yadıma düştü. Tutkanım sağ ol. Soner'cim ağzınıza sağlık. Efendim size de sağlık. Buyurunuz lütfen şuraya. Rica edeceğim. Değerli eşinizin yanına. Ha bana deseydin ki ne çalayım bunu isterdim emin ol ki. Vallahi. O kadar severim ki. O kadar severim yani. Allah çok sevindim. Ben de çok sevindim bunu çaldığına. Özlem Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhaba. Siz gerçekten 20 senelik evli misiniz?
20 mi oldu? Daha 20 mı? 21 mi? Çocukken mi aldın? Ve o çocuktu. Ben de yetişkin bir hale gelince. Yok, o bana iyi baktığı için genç kalıyorum. Sen ona fena bakmıyorsun. O da hiç değişmiyor. Ya evet, renkleri saymazsak. Yok, çok fazla da değil yani. Ama aynı beyazlamayı sürdürüyoruz. Beraber, yani, beraber evet, yaşlanıyoruz evet. Öneciğim. Ya, yaşlanıyoruz çok şükür. İyi bayramlar bu arada. İyi bayramlar. Herkese iyi bayramlar. Nereden çıktı bu iyi bayramlar? İyi bayramlar aslında bir anlamıyla herkesin bildiği deliği her gün bayram diye diyebiliriz ama meraklısı da bir zahmet atsın okusun. Bu konuda benim bir manifestom var. Biliyorum. Çünkü. İşte o yüzden sordum zaten. O manifestoda bir tür anti rasyonalist bir çıkıştır. Fazla şey etmeyelim. Yani... ben seni tanıdım da sen gazeteciydin. Evet. Sonra aradan zaman geçti. Bir ay geçti ki bana Soner Olgun dedi bir yerde sahneye çıkıyor dedi. Patika diye bir yerde. Evet. Ne alaka dedim ya Soner ne alaka. Çünkü hiç duymamıştım açıkçası. Kalktık geldik. Ha dedim ne söylüyor? Türkü söylüyor dedi. Ya hiç türkü sevmem ben dedim. Sağ ol Esran. Pardon. Sonra geldik. Acayip eğlendim. Ne güzel ne mutlu. Patika. Patika. Kaç sene sürdü patika? 17. 17 sene. Kesinlikle. Hiç aralıksız. Hiç aralıksız. Yuh. Bence 17 sene. Bence de yok. Ben 3 kere geldim. 3'ü de full. Hep öyle miydi? Çok şükür hep. Tencere kaydettim. İdare ettik. Ama ondan önce bir gazetecilik hayatı var. Ondan epey önce aslında. Evet. 1991'e kadar. Yani iki fakülte boyunca ben gazetecilik yapmayı sürdürdüm ekmek parasıyla. Hatta Ali Karacan'da bir çalıştım bildiğim kadarıyla. Ali Karacan'ın genel yayın yönetmeni evet. olarak daha geçenlerde bir telefon görüşmemiz oldu. Yaşıyor patron. Ben de yaşıyorum. Buluştuk öyle, şey yaptık. Evet, Milliyet'te başladım ben. Şeyde, Ankara'da ajansla başladım. Sonra Milliyet'e geçtim. Zaten Milliyet grubu biliyorsunuz o zaman Ercüment Bey'indi. Sonra Ali Bey'e geçtik. Evet, öyle devam ettik. Devam et. 91'de de değerli Mehmet Ali Yılmaz Bey'in güneşinden emekli oldum. Erken emekli. Peki, Özlem Hanım'la tanışma hikayeniz. Çok merak ediyorum. Ben de merak ediyorum. Nasıl tanıştık? Nasıl oldu? Nasıl oldu bu iş? Nasıl oldu bu iş? Yani benim duyduğum kadarıyla, sizden duyduğum kadarıyla benim türkücüyle ne işim olur demişsiniz. Bir vokal araması. Nasıl oldu o iş? Soner vokalist arıyor kendine. Benim bir vokalist bir kız arkadaşım var. İsim Sibel. Sibel dedi ki ben 20 yaşında, 20-21 yaşlarındaydım. Biz boşta olduğumuzda birbirimize haber verirdik. Ben de vokalistlik yapıyordum. 4-5 senedir sahnedeydim. Çok küçük yaşta çıktım. Var mı müzik eğitimi bu arada daha öncesinde? Hayır, müzik eğitimim yok. O ayrı bir hikaye. Mecbur kalıp beni sahneye çıkardılar. Vokalist bulamayıp... Onunla konuşuyordum ama önce şu hikaye dinleyince. Vokalist arkadaşım dedi ki Soner Olgun vokalist arıyor. Ben de boştayım ve boşta kalma lüksüm de yok. Para kazanmam lazım. Tabii ki. Ben dedim kim Soner Olgun? Hani bilmiyorsunuz. Bilmiyorum, hayır. O zamanın popçularıyla çalışıyordum. Tarkan, Burak Kut falan yani, var. Tarkan'la hiç çalışmadım. Keşke çalışabilseydim ama hayır değil. Neyse, çok şükür Soner Olgun'la çalıştım. Tarkan'la çalışsa beni hiç tanımaz. Yani sonra Soner Olgun'la tanıştırmak için beni... sahnesini izlemeye götürdüler. Ama ben Soner Olgun'un kendisiyle hiç tanışmadım. Ben sahnesini izledim. Şimdi bakın, bu sakalları ben kısalttım. Şimdi evet. Bu sakallar şuradaydı. Evet, aşağıydı biliyorum. Şuradaydı. Bir de siyahtı bir de. Ve koyu renkti bir de. Biraz, evet, biraz daha onları koyu da ben beyazlattım. Evet. Beraber oluyor onlarla da diye. Gördüm, dedim kocaman upuzun sakallı bir adam türkü söylüyor diye. Ben popçularla çalışıyorum. Ne işin var bunlarla? Dedim Sibel, yani... Dedim ne işim var benim bu adamla? Niye beni yan yana getiriyorsun dedi. Vah. Ya kızım dedi, çok düzgün bir adamdır. Şöyle bir insandır. Çok iyi bir adamdır. Çok düzgün işleri vardır. Yani dedi, ben de boşta kalma lüksüm yok. Dedim ki yani 4-5 saat 6 saat program yapıyordu biliyorsunuz evet, Petika'da. Programı dinledim. İçinden bir türküyü böyle kulağım bir yerden ısırıyor. Ha, yani. Türkü de bilmiyorsun orada hiç. Hiçbir fikrim yok. Hiçbir şey bilmiyorum. Oo. Ya dedim bir gireyim. Bir deneyeyim. Yani bir deneyeyim ama hayır, deneyeyim derken başka iş geldiği an çıkacağım. Kaçacağım ha. Kaçacağım. O niyetle girdim yanına. Girdim. Giriş o giriş. Sonra o benim yakalanmış. Benim kafamdaki
şeyi başka öldürdü. Bir bambaşka bir adam çıktı. Çünkü sen İbrahim Tatlıses bekliyordun. Karşına derin entelektüel bir adam çıktı. Yani evet, hakikaten öyle bir şey bekliyordum. Çok entelektüel bir adam çıktı. Hatta sahnede ona aşık olduğum günü bile söyleyebilirim. Aa, söyle, öyle öyle. Evet. Bir gün Soner'in anılarını dinlemeye... Kızarıyor bak, utanıyor. Soner'in anılarını dinlemeye insanlar yani geliyorlar ve mesela bir anısını çok beğendiniz. Çok eğlenceli, çok komik anlatır. Anlatımı muhteşemdir. Öyle bir anısını anlatıyor. Bir arkadaş da gelmiş, getirmiş tekrar biri. Ne olur bu anını bir daha anlatsana diye istek yapıyorlar. Soner de kalktı, anısını anlatmaya başladı. Mutafyan'la ilgili bir anısıydı. Benim solumdan böyle bir kadın kalktı ayağa. Soner Olgun, Soner Olgun, biz buraya türkü dinlemeye geldik. Bunları dinlemeye gelmedik falan dedi. Ben de o sırada elimde de asma davul var. Yani davul da çalıyorum sahnede, bilenler bilir. Dedim ki şimdi bu davulu ben bu tokmağı böyle bu kadının kafasına geçirmek istiyorum. Çok sinirlendim kadına. Çok terbiyesizce bir hareketti. Soner şöyle baktı. Şöyle yaptı. Oturdu. Elinde bağlamayı aldı. Bu sefer tokmağı Soner'in kafasına geçirmek istedim. Yani kadının dediğini niye yapıyor diye. Soner şöyle bağlamada biraz gezdi. Sonra böyle yaptı. Muhabbet insana, insan olana diye Türkiye bir girdi. Allah'ım, patika kalktı, alkışladı falan filan. Ben... Kadın ne yaptı bu arada? Kadın ne yaptı bu arada? Ben böyle oldum. Allah'ım dedim, adama bak ne kadar zeki. Kadın kalktı, çantasını aldı, gitti. Toplandı gitti. Sonra Soner türküyü bitirdi, ayağa kalktı, devam edebilir miyim dedi. Ve anısını anlatmaya devam etti. Yani ne kadına küfür etti, ne istediğini yaptı aslında. Aslında küfür etse daha iyiymiş. Ama evet, öyle bir şeydi yani. Küfür etse daha iyiymiş. Yani. Ben böyle büyük hayran oldum. Mesela ben kadın yerinde olsam ve bana sövseydi en azından hani bak ne terbiyesini falan diyebilirdim. Halbuki bunu yapınca... Beni hani, büyüledi. Aynen. Beni de büyüledi şimdi. Evet. Aman abi. Aman abi. O kadar da ileri gitmeyelim. Evet. Sonra sen evlilik nasıl oldu? Nereden geldi teklif? Magazine girdim ama çok merak ediyorum gerçekten. Ya bir şey yok sonuçta. Aslında... Sen anladın mı peki mesela bu kız bana aşık oldu? Anladın mı? Hissettin mi? Çok güzel. Bunları ben de duymak istiyorum. Nasıl oldu? Nasıl oldu? Özlem çok karanlık bir ortamda karanlık bir Soner'i aydınlığa çıkardı elinden tutup. Ben evin yolunu bilmeyen bir bekar adamdım Özlem'le tanıştığımızda. Ve bana karşı çok sabırlı, anlayışlı, müşfik tam anlamıyla davrandı. Ve bir süre sonra dedim ki evliliğe de karşıydım bu arada. Pek çok erkek gibi. Pek çok erkek gibi. Genellikle hayatımızın kadını bulunacaktır, evliliğe karşı olur. Evet. İşte orada şey ettik, teslim et olduk. Ve bir gün ya biz seninle evlenelim falan diye bir lokantaya gittik. Ya benim gittiğim her zamanki yerlerden biridir de. Böyle benimle evlenir misin demedi ama. Utanıyor ama anlatırken utanıyor. Ona işte... Peki şeyde pardon lafını kestim. Kolay, seni seviyorum falan der mi kolay? Çok. Ha, iyi. Çok o sık iyi. Söyler evet. Abi kaç tane şarkı yaptım. Kaç tane şiir yaptım. Yani şeyini belli edenlerdenim. Hiç öyle şey yoktur. İlgimi de belli ederim, sevgimi belli ederim. Sevgi sözcüklerinin çok az kullanıldığı bir ortamdan, bir kasabadan geldiğim için. Bunun nasıl niye? Fethiye değil miyiz? Fethiye'yim. Kasabaydı Fethiye. Kasabadır ama sevgi sözcüğü az mı kullanılır orada? Yani ortamda tabii ki ha, feodal tabii, doğru, etkiler doğru, doğru, daha fazla evet. Yani. Halen de öyledir. Böyle bir şeyde bu eksikliği sevdiğim hiç kimseye hissettirdiğimi düşünmüyorum zaten. Yani sevdiğimi çok iyi... Söylerim, net söylerim, belli ederim. Net söylerim. Şeyim iyidir yani o konuda. Sonra zaten yarı... Yanlış anlamayın, sıfır alkol. Sarhoş yaşadığım için... Ya bakmayın bu arada sarhoş yaşadığım için dediği Soner evde içki içen birisi değildi. Soner sosyal evet, ortam, sosyal ortam. Asla, yani, gibidir o kadar. Sahnede görenler bazen yanlış işler yaptığımızı düşünüyor olabilir de onu temize çıkarıyorum Fatih Altaylı'nın tanıklığında. Şey abi ya çok melodi geçer kafamdan, efendime söyleyeyim sözcükler geçer kafamdan.
Çok yazma meraklısı bir insanım. Yazıyorum zaten. İşte müzikal olarak da sevgili şefim Utkan Marangoz benim kahrımı çeker. Utkan geldi. Utkan Bey de bir sandalye verse o da tutuyor burada aslında. Orada kenarda kaldı. Yani çok, çok seviniriz çünkü ama... onda o bizim nikah şahidimiz aynı zamanda. Evet. Ha o kadar da eskiye dayanıyor bütün her şey. Tabii. Ondan sonra Utkancığım da benim kahrımı çekiyor. Yani daha dün ya getir çocuklar sen. Utkan gel sana. Gel sana dedim. O da sevişeceğiz mi dedi. Yok lan dedim. Sadece müzik yapacağız falan. Öyle takıldık. Kayabilirim ben. Utkan Bey buyurun böylesiniz lütfen. Neyse işte. Masamız biraz dandik olduğu için devirmeyelim ne olur. Tamam. Soner'cim yani, biraz sağlık. Tamam, o işi ben yaparım. Tamam, o dikkat tamam, ediyorum. Neyse, idare tamam. İdare neyse işte tamam, Utkan'cımla çalışırız falan filan. Şey kahırlı bir insanım aslında. Şey anlamda ama o yüzden öyle bir ortamın içine geldi ki çok pespaye bir durumdan daha iyi bir duruma geçtim açıkçası. Pespaye durum belki. Ne demek pespaye durum? Abi ya? Kalkıyordum sabahleyin arabayı bulamıyordum. O hep bizim başına geldi bekerken yani çok normal yani. Ha işte öyleydi. O zaman hepimiz pespayeyiz. Hepimiz pespayeyiz aynen. Bekarlık biraz öyle bir şey. Yani. Ne derler? Yakasını, parasını itler, yakasını bitler yer derler. Evet, ya, yani. Öyleydim yani. Yok. Çok yarar oldu benim toparlanmama tamam. Yani gerçekten ben... Ve şimdi şahane bir kızınız var. Abartıyor. Çok şükür. O kadar toparlanacak kız kaç oldu 16 yaşında oldu? 16 yaşında çok şükür. Peki onun da böyle müzik falan filan var mı böyle? Bunu bir saatinde ben söyleyeyim devamını annesi anlatsın. Ama şunu söyleyeyim. Bazen çocuklar kendilerinden bahsetmesin hoşlanmazlar. Eğer böyle bir şeyi varsa hiç bahsetmeyin. Yok, nasıl bir satır belli sizin bir... Kız babası oldun. Evet, evet kız babası ve ergenliği geçmiş evet. Oralarda çok belli. Kızımızın birçok alana ilgisi var. Edebiyat, müzik, resim, hatta illüstrasyon, manga yani falan bir şeyler, dibine düşmüş bir yani. Şeyler var çok şükür. Ve biz burada zevkle ben bahsediyorum. Şimdi Özlem 3. single'ı dediğimiz teklisini kızının sözlerini yazıp... Aa. Bestesini yaptığı şarkıyı söyledi. Müzik ona ait. Evet. Sözde müzikti. Düzenlemeydi tabii ki Utkan abisi yaptı. Söylersiniz birazdan belki onu. Söyleriz. Tabii ki. Zevkli, çok memnun, çok memnun söylersiniz. Yani, ama ben daha önce bir şey merak ediyorum. Şu mutafiyen hikayesini mi? Ya, kaldı aklımda şey. O söyledi bir kere ben unutmam onu. Evet. Abi toprağı bol olsun. Mutafiyenle bizim çok acayip bir durumumuz oldu. Çok kibarca anlatmaya çalışıyorum tabii ki. Çok kibarım. Bir arkadaşımızın düğünü vardı. Kardeşimizin Loran'la Ani'nin şeyiydi. Kalktım gittim. Üç Oran Kilisesi'ne gittim. Balık Pazarı'na. Balık Pazarı'na gittim. Sağ olsun bir iki arkadaşım da bana ön ayak oluyorlar tabii. Çünkü birisi de o da toprağı bulursun o da gitti. Gogo'yla meşhur şu Beşiktaş'ımızın efsane amigosu Alex. De yanımda. Dedim ki oğlum bak bana sahip çıkın. Rezil etmeyin. Bilmiyorum raconu abi ne bileyim ben gider orada her türlü. Ha, böyle kapıdan girdik. Kız tarafı oğlan tarafı durumu var. Ben ne taraftayım? İkisi de kardeşlerim. Falan. Ya gel buraya oturuyoruz dediler. Beni bir yere oturtturdular. Abi ben öne dönemiyorum. Çünkü bir balkon var ve müthiş bir koro var. Müthiş bir koro var. Ben onlara takılıyorum. Yani abi oturuluyor çünkü bilmem ne. Sonra babalar geldi işte. Arkada. Babalar derken? Abi. Papazlar. Bizzat Patrik ve arkasında mutafiyen Patrik'ti. Bildiğiniz gibi arkasında da en önemli abiler işte. Ben onlar abiler diyeyim. Siyahları giymişler. Siyahları giymişler. Ben de her zaman gibi onlara uyumlu haldeyim. Uyumlu bir şeydi siyahım. Şeyde sakal da öyle. Abi holo. Ne oluyor oğlum Gogo diyorum. Gogo diyor ki bana. Abi ayva yedik diyor. Niye? 17 tane birada geliyor. Kıymış diyor Loran'ın babası falan. Nasıl oğlum diyorum. 17 siz birden okuyacak şimdi diyor. Yani diyorum abi ayakta diyor perişan olacağız diyor. Bana bilgi ver dedim. Bunlar anlatıyor. Oturulmuyor. Oturulmuyor abiler söyledikçe. 17 papazla bir şeyler söyleyecekler ve hepsi de ayakta söyleyecek. Onlar tabii işi biliyor. Bekleriz abi yapacak bir şey yok. Geldik bir kere. Evet.
Tak tak tak. Abi o kadar ağır yürüyorlar ki. Tak tak. Bizim sıraya geldiler. Tak durdu abi. Ve sana bakmaya başladı. Ve bana bakmaya başladı. Bu da bizdendi. Ama dipteyim. Yani şeyin dibindeyim. Beni nereden gördün? Bu arada hani Selvi boylu mal yazmalı böyle bir durum da yok. Oğlum nereden gördü? Adam eğildi baktı. O eğilince biz de olduğu gibi eğildik baktık adama. Bakışıyoruz. Bildiğin toprağı. Adam hoş diye girdi bizim sıraya. Mutafyan. Mutafyan. Dedim çekilin lan. Geliyor. Yani burası duvar. Ben diyorum ki oğlum kutsal adam şimdi duvarı delecek geçecek herhalde. Hiç şey yaptık. Herkes geri çekildi, geri çekildi. Ben de geri çekildim. Şimdi açacak diyorum, bekliyorum şeyi. Öyle bir atmosfere girdi. Doğru içine gecik gecik. Abi bir de koro falana takılıyoruz zaten. Aa girecek. Yok abi adam benim önüme geldi. Başladı bana okşamaya. Aa. Yani beni değil yani sakalı. Sakalları. Yanlış bir şey anlaşılmasın. Abi okşuyor. Uzman sakalları uzun tabii. Sakalları kutsuyor bana. Bir de bir şey tabii söylüyor. Ama durum çok feci. Rahmetli Gogo'yla aynen diyorum ki oğlum ne diyor lan diyorum. Bilmiyorum ki abi diyor. Ya doğal olarak çocukların çok müthiş Ermenicesi yok. Yok tabii canım yani 3-5 kelime inan o kadarını ben de biliyorum yani filan. Adam geldi geldi tuttu. Adam çıktı. Abi 17'si birden geldi mi? Allah'ım diyorum herhalde. Hayırdır inşallah. O sakal nasıl kestik? Hayırdır diye. İnşallah. Bir kadın her şeyi yaptırabilir. Bütün kutsal, kutsal sakal. Evlenmeyin. Ya da evlenirseniz de ne olacağınızı görün. Çıkarın. Adamın sakalına bile karışıyorlar kardeşim. Sakal hijyenik değil o kadar uzun. Yani o yüzden. O yüzden tabii. Lan arkadaş otur adamlar. 17 kişi de sakal okşadı mı? Geldi bir şeyler yaptı. Ben okşadı diyordu. O gün bugündür korunmazlığım ilan ettim filan diye takılıyoruz işte. Hikayemiz. Kutsalmış. Kutsal bir sakalım var ya. Yani. Pardon, kutsal bir sakalım vardı Özlem'e kadar. Özlem'e kadar. Çok zor ikna etti ama etti. Neyse işte böyle şeyler tabii bunun arasında bazı tabii sen bunu bir sahnedeyken böyle anlatmıyordun büyük ihtimalle. Tabii ki. Şu an bayağı. Bu rütüye uygun bir anlatım tarzı. Rütük demek, hukuk demek. Hukuk demek, adalet demek. Ha. Onun için ben de ona uygun anlattım. Peki sakalı niye kestirdi sakalı? Ne hissediyorsun sakalına? O kadar kutsal bir şeydi. Yani sakal böyle upuzun bir sakal. Çok kısa boylu ama gösteriyor. Sakalı kesince doğru. Selvi boylu mu? Allah yazma ama oldu. Ama oldu. Bak şimdi evet, Selvi doğru, boylu. Evet, biraz, evet, sakal doğru. Böyle kısaltıyor. Evet, evet, doğru. Ben böyle seviyorum diye. Tabii evet. Yani nasıl seviyorlarsa öyle olmak zorunda. Tabii. Şey yapacak, yani şey bekliyorum yani. Bir gün külliyen kazı yok saçı. Saçı da kabak yap. Beklenir abi. Olabilir mi? Yok öyle şeyler. Bu hali. Yok mesela sakalsız olsa ben de tanıyamam. Kızımı hiç yani hiç biz hiç ben hiç Tony'yi sakalsız görmedim ki. Kimse tanımaz. O yüzden zaten karizma da gider. Yabancılaşırız yani. Onu karizma istemiyorum. Da gider. Yo, bu saç evet. Ve sakal da bir şey yani. Yok onu düşünmüyorum. Şey gibi o büyüğü kesilmiş kesilmiş olabilir. Hayır. Hayır. Olmaz mı? Vallahi ben sakal, benim de sakalım uzundu bu kadar değildi ama kesince ben de bir şaşırdım önce kendime neredeyim falan. Aynaya bakıyordum bu ben miyim diyordum. Yok ben hiç görmedim gerçekten tanıyamayabilirim. Ki, kaç senedir var sakal? Hangi yaşta bıraktın? Genel yayın yönetmeni olduktan sonra yani 35 yıl falan. 35 yıl. Çünkü genel yayın yönetmeni olmadan önce herkes karışabiliyordu. Sonra karışamaz. Yayın yönetmeni olunca imparator gibisin. Yani işte. Bilmiyorum şimdi nasıl ama o zaman şimdi, imparator gibi şimdi olmuyordu. Şöyle, şimdi gereğini yapıyorlar. Şimdi yayın yönetmenimi gereğini yapmak çok ciddi fark olduğunu yani, düşünüyorum. Yani. Bir zamanlar öyleydi, bir zamanlar böyleydi. Ya şu kızınızın bestesini dinlesek. Hadi bakalım, hadi gençler, Romalılar. Hadi, hadi gençler. Utkan abim. Burada çalıyorum ben. İstersen orada söyle, istersen burada söyle. Nasıl hal edersen. Bir şarkı söylerim parlar bana her gece öğrendim yıldızların ışığı geç gelirmiş bize yıldıza bir şarkı söylerim parlar bana her
her gece öğrendim yıldızları, ışığı geç gelirmiş bize. Hala parlar mısın yıldızım? Göklerde yerini arar mısın yıldızım? Hala parlar mısın yıldızım? Göklerde yıldıza bir şarkı söylerim, gün doğsa da beklerim, bilirim yıldızım orada, gözler beni daima. Yıldıza bir şarkı söylerim, gün doğsa da beklerim, bilirim yıldızım orada, gözler beni daima. Teşekkürler. Bu alkışlar sana değil. Elif'e. Elif'e. Bir de bu şarkıyı Elif Utkan abinin eşine yazdı. Yıldız adı. Öyle mi? Evet. Ama çok güzel. Sözler muazzam. Gerçekten çok muazzam. 10 dakikada yazdı. Zaten yani iyi şey de 10 dakikada yazılır. Vallahi. Anlat Utkan abi. Bunu da sen anlat. Utkan Bey anlatınız. Elif'le nasıl çalıştınız bir kere? Elif'le çok... Babası mı annesi mi Elif mi? Hangisi daha kolay çalışmak? Kesinlikle Elif'le çalışmak çok son derece profesyonel. Hiç üzmeden. Evde sohbet ediyorduk. Daha doğrusu sofradaydık. Sofrada yani. Yemekteyken işte biz de daha yeni eşimle henüz evlenmemiştik. Birlikteyiz. Menajerimiz falan var. Çok kalabalık bir ortamdayız. Yani. Evet. O arada bana sürekli şöyle şeyler söyleniyor. Artık Yıldız'a besteler yapıyorsundur falan. Vallahi dedim ben beste konusunda çok yetenekli değilim. Hani çalarım falan. Elif dedi ki ben yaparım. Gitti 10 dakika kayboldu. 10 dakika sonra geldi. Sözlerle geldi. Besteyle geldi. Peki nota falan biliyor mu Elif? Hayır. Mırıldandı. Mırıldanarak. İşte şarkıyı. Sen ondan notaya yazdın. Aynen öyle. Ondan sonra düzenledik. Parçanın ilk bölümü bitmişti. Ertesi gün dedi ki devamını da yazdım. Ertesi gün de devamını yazmıştı ve biz hemen aranje ettik. Bayağı bir zamandır da çıkarmasını bekliyorduk. Şöyle söyleyeyim bak. 12 yaşında yazdı aslında Elif bunu. Biz bekledik. Evet. Şöyle söyleyeyim. Ama kız çocukları böyle şey yapıyorlar zaman zaman. Gerçekten yapıyorlar. Şöyle söyleyeyim bak. Son dönem Türk popunu biraz dinliyoruz falan filan hala. Pek çoğundan daha iyi sözler. Yani çünkü mesela Serdar Ortaç şarkısını dinliyor musunuz hiç? Şimdi mesela onda bir sürü cümle var ama bir arada okuyunca bir anlam yok yani. Ve o tempo ile kulağa hoş geliyor falan. Sonra diyorsun bu ne diyor lan diyorsun böyle hiçbir şey demiyor. Bir şey diyor. Ben çok etkilendim Aziz. Hakikaten yani. Çok etkilendim. Bilirim yıldızların ışığı geç gelirmiş bize filan dedi. Allah'ım abi dedim. Çok manalı. Allah'ım dedim ya böyle bir şey. O sırada fende yıldızları işliyorlarmış. Herhalde. Öyle demişti. Elif'in herhalde söyleyecek çok şeyi var. Yani ve bunları çok maşallah güzel ifade ediyor. Yani aynen ben de gurur duyuyorum yani. Şimdi... Peki Elif hiç travma yaşadı mı? Yaratıcılık travma yaşadı onu o zaman anlatsın ya. Evet bir gün hakikaten ağlayarak geldi. Çok sinirleri bozuktu. Ay anlatıyorum diye kızabilir. O zaman anlatmayayım. Anlatmayayım bunu ben. Kızar ben korkuyorum kızımdan. Aynen hepimiz korkuyoruz çocuklar. Tamam şöyle bir şey. Ben gene Rütük, Fatih Altaylı ve kız çocuğu babası kurallarına uygun olarak anlatayım. Neyse biraz sıkılmış. Çünkü bakmış ki çok ciddi adamların hayatlarında çok ciddi travmalar var.
Ya beni annem seviyor, babam seviyor, herkes seviyor. Çok mutlu bir hayatımız var. Benden bir şey olmaz. Travması. bu demin Ayşe'nin olur konuşacak. Ayşe'nin şart değil dedi ama. Evet. Ayşe Kulü'nden. Yani Elif'ten bu şeyi alarak Ayşe'nin konuştuk. Ayşe'nin hiç şart değil, ben de travma yaşamadım dedi. Elif rahat olsun. Evet, tamam. O kısmını izleteceğim Elif'e hemen. Bir ya da bazen neyin travma olduğunu anlayamıyoruz belki de. Şimdi dediğiniz ya, şarkı sözleri hani bir anlamı var, bir şey diyor Elif diye. Evet. Elif'in şimdi bizim hemen yanımızda prodüksiyon yapan bazı arkadaşlarımız var. Genç bir kıza şarkı yapıyorlarmış ve şarkı arıyorlar. Elif'in bir şarkısı daha var. Ben o şarkıyı önerdim Elif onlara. Elif yazıyor ona göre. Evet, yazıyor. Aa, bir şarkısı daha var. Onu üretici. Önerdim onlara. Dedim ki bakın böyle bir şarkı var. Yalnız biz daha teenage arıyoruz dediler. Yani, ben de oldu o zaman yani, dedim yani. Az önceki şeyin tespitidir bu. Yani, biz daha teenage laflar yani. Arıyoruz dediler. Yani 14 yaşında yaz. 14 yaşında yazdığı şarkı ağır geldi. Ağır geldi. Evet. Sineci olmadı. Çünkü TikTok nesli geliyor. Peki müzik eğitimi falan almayı düşünüyor mu? Öyle bir niyeti var mı yoksa? Ya şimdi annesinin de müzik eğitimi yok. Benim de müzik eğitimim yok. İşte Utkan abi ve diğer müzisyen Utkan arkadaş. Utkan abi senin var mı müzik eğitimi? Hayır, onun da yok. Onun da yok. Yani ben, herkes alaylı. Yani ben Timur Hoca'dan ders Timur aldım. Timur Selçuk'tan ders Ahmet aldım. Akademisyen olarak yok. Şeyi söyleyeyim yani biz de Utkan abiden ders alıyoruz. Diğer müzisyen arkadaşlarımız ders alıyoruz ama. Diş hekimi Utkan abimiz. Utkan diş hekimidir. Ama Türkiye'de diş hekimi ve şarkıcı ya da işte müzisyen çok var. Kaç tane var? Bayağı. Ahmet Kurtaran'ı biliyorum. Ahmet Kurtaran'ı biliyorum. Ben de aklıma ilk gelen o zaten. Yani, onu tanıdım. Becai Seli var. Selçuk Basa var. Selçuk Basa var. Fikret Kızılok. Fikret Kızılok var tabii rahmetli. Tabii. Can Tekin vardır eskilerden. Tabii. Evet. Bayağı var yani. Yani biz, iyi şarkıcılığın yolu ya da iyi müzisyenin yolu konservatuardan değil, bir şekilde yapabilirsen geçiyor. Yani şey için söyledim. Siz bence kızı diş hekimine yollayın. eğitim meselesi şey değil. Şimdi Elif çok kalabalık bir çocuk. Ben babasını tanıyorum, o da çok kalabalıktı. Evet, babası öyle. Kalabalık olduğu zaman bir yönde gitmesi doğru değil. Doğru değil. Yani bir şu anda salsın, aynen, bütün şeylerine aynen. Baksın. Hayat uzun yani. Ne istiyorsa yapar. Bazen insan doğru yolu 40 yaşında buluyor. Yani ne yapacağını 40 yaşında buluyor. Ben 30 küsur yaşında şarkıcılığa başladım. Bir sürü işi gücü bırakıp yani. Ve şimdi sorsan herkesin şarkıcı da bile gelsin. Maalesef. Mesela işte benim gibi ihtiyarlar bile bir tek. meslekteş olduğunuz için de Ali'den dolayı biliyorum. Öyle bir şey. Geçen bir konsere Soner Olgun'a bu müzik dergisi imzalatmaya geldiler. Genel yayın yönetmeni olduğunu evet, bilen birisi ve ben şaşırdım. Yani ilk kez dedim böyle bir şey geliyor. Kaç yaşında bilen? Genç bir çocuk mu? Yok. 40 küsürlerde. Ama o zaman teenage belli. Tabii ki o zaman. İşte onu okumuş o sırada. Ama senin özel takipçin de öyle. Evet. Albümlerini de. Bütün albümleri filan dedim zaten. Peki sana şimdi patika kapandı bildiğim kadarıyla değil mi? Ben bilmiyorum. Ben yani sen yoksun artık. Ben yokum. Hayır, Patika ismi de yok. İsmi de yok, evet. İsmi orada bir şey vardır muhakkak da. Evet. Ne yapıyorsun? Nerede sahneye çıkıyorsun? Nerede dinliyor insanlar seni? Neden bizi. Soruyorum bunu? Sizi, ekibi. Bizi. Ayşe Hanım, siz burada beraber çıkacaksınız diye büyük bir heyecan içerisinde Ayşe Kulin. Ay dedi, ne güzel çalıp söyleyeceğiz dedi. Sizin hazırlıklar bitmeyince çok üzüldü. Ayşe Hanım gelmek istiyor bir de. Yani gelip sizi dinlemek istiyor bir yerde. Ama nerede olduğunu... Onur diyoruz efendim. Şimdi ilk defa mesela bu yıl cuma günü şeyde karşıda Hilton bir şey Kozeta Hilton'da gizliye bir kulüp var, orada çıkıyoruz. Ama, düzenli mi yoksa? Hayır. Ha, bu sefer bu. Bu düzenli olabilir. Hı-hı. İlk defa i̇lk çıkıyoruz. Ön sevişme deyiz. devamında cumartesi günü de Kıbrıs'tayız. Kıbrıs'ta biraz uzak olur bize de. Yerimiz Merit Park. Ama bizim sabit yerlerimiz... Ha, sabit Kıbrıs'ta hep... Hayır. İstanbul'da sabitlerimiz sabit var. Nerede sabitler? Moda Kayıkhanede. Ayda bir kere hı-hı. mutlaka çıkıyoruz. Okan'ın Dadası'nda, Dada Kulak'ta. Ha, Dada'da. Şeyde, Mecidiyeköy'de. Mecidiyeköy'de. Ayda bir kere mutlaka çıkıyoruz. Biz de Maslak yeni tabiriyle mahsus sahne diye bir yer var. Şahane bir yer o da. Orayı duymadım hiç. Yeni çünkü. Yeni o da. 3 tane değişmez. Bize en uygun sanki yakınlık itibariyle Dada gibi geldi böyle. Ben Dada. Okan'la konuşayım, orada bir sizi yakalayalım Ayşe Hanım'la beraber inşallah. Okan'ı yakalayamayız ayın 18'ine kadar. Okan 3. Richard'da. Ha doğru, evet, İstanbul Tiyatro Festivali'nde. Yani birlikte yolculuk falan yaptık.
Ben bu kadar çalışkan... Okan tiyatro konusunda çok disiplinlidir. İnanılmaz. Hayran oldum. Çok. Yani asper kadar benim de bir tiyatro terbiyem var derim ama... Geçelim evet. Efendim, geçelim. Okan, Okan uçak boyunca ezber yaptı. Bir işimiz vardı. İşimizin arasında gene ezber yaptı. İşte falan filan. Yani Okan da pek küçük sayılmaz diyelim. Okan benden 2 yaş küçük. Benden sen de 5 yaş küçük. Falan. Neyse sonuçta. Yaşımız çıktı ortaya. Ama şey mihenk taşı Okan yani. Okan'a göre yaşımız belirlendi. Yani Okan 35, ben 37, sen de işte 40. 39 diyelim onu. Şey abi çok çalışkan bir adam. Çok, şimdi çok. Onun için Richard'la yatıyor, Richard'la kalkıyor. Şahidim. Yani bir iki bir şey özel bir şey konuşacağız. 19'undan sonra yattık yani. Tabii bir de şimdi abisine karşı da bir sorumluluğu var. Orada Işıl Kasaboğlu biliyorsun festivali organize ediyor. Tabii biz de süper varsın. Küratörü o. Evet. O yüzden Okan ondan da bir ayrıca bir heyecanlı muhakkak ki. Tabii. Işıl abiyle çalışmakta. Tabii. Ya size sohbet acayip keyifli ama vaktimizi dolduruyoruz. Ben sizi şarkı söyleyin istiyorum yani çünkü. Hadi söyleseniz lan. Hadi. Özlediniz lan. Hadi. Hadi bakalım. Şunu da bitirmeyin ama biraz daha devam edeceğiz herhalde değil mi? Belki bir şarkı daha söyleriz. Madem Fatih Altaylı, Azeri. Estağfurullah seviyorum. Ne demek kardeşim? Sadece keyif alıyoruz yani. Biz de çok keyif. Azeri. Şahane. Yalgız,
yalgızam yalgız. Gel benim öne de o da salanı vefası. Yalgızam yalgız. Yalgızam yalgız. Gel benim öne de o da salanı vefası. Söyle nedir bu edalar, bu iş ve bu naz. Gider ayrız bu güzellik senede kalmaz. Söyle nedir bu edalar, bu iş ve bu naz. Gider ayrız sana da kalma. Karanfil suyu neyler? Devam ediyorsunuz. Devam ediyor musunuz? Yanlış adama sordunuz hocam. Bırak sabaha kadar. Aslında artı 18 bir türküdür. Allah'tan saat geçti. Karanfil suyu neyler, güzel kokuyu neyler, İki baş bir yastıkta o göz uykuyu baş bir yastıkta o göz uykuyu neyle. Karanfilen susuzsam kaç gündür uykusuzum. Girsem yarın koynuna elimde durmaz uysuzum. Girsem yarın koynuna elimde durmaz uysuzum. Teşekkür ederim. Yok mu? İstek yok mu? Bu alışmış, bu alışmış kudurmuştan beterdi lafı. Tam, abi, yani oraya çıktın mı... İnesim gelmiyor. İnesin gelmiyor. Vallahi, vallahi bizim de indiresimiz gelmiyor aslında ama biraz daha konuşalım derim. Mecbur kaldım. Mecbur kaldım. İstersen sazın da gel ben sorayım, sen sazda cevap verirsin. Şeyi merak ettim şimdi. Sen büyük büyük söylüyorsun böyle. Yani ne diyeyim? Büyük söylüyorsun. Senfoni gibi söylüyorsun. Sevdim. Tanımı çok sevdim. Büyük söyleme denilen şey, arkadaşlarımla da her zaman söylüyorum. Ben mesela bana ne tarz müzik yapmak isterdin ya da yapmaya çalışıyorsun dendiğinde bir tanımım var. Etnik, senfonik, rock. Bu rock mı? Rockımsı. Demiyorum öyle. Ne yapmak istersin? Ha, yolum ha, o. Yolum o. Onun için etnik vazgeçilmezimiz. Evet. Onu kaynak olarak düşünüyorum. Senfonik vitamin, mineral beslendiğimiz başka bir supplement. Rock da o içimizdeki deli şey. Deli şey. Bu. Onun için büyük olması... Çok acayip. Büyük büyük söylüyorsun ama şunu da kerettim. Senin büyük söylüyorsun zaten biliyorduk. Yani senin sahnede izlediğim için. Ama Özlem de büyük söylüyor. Yani o bir etkileşim mi? Beraber mi? Mecburen. Utkan'la 17. yılı falan girdik. Değil mi? 20 yıl, 17 yıl. Ha, yani ben çok şeyi Soner'den öğrendim. Evet.
Ben Soner'le tanıştığımda Neşet Ertaş bilmiyordum, Ruhi Su bilmiyordum, Pir Sultan bilmiyordum. Tam bir cahildim yani. Evet. Estağfurullah ya. Ama öyleydim, hiçbirini bilmiyordum ki. Ben de zamanında öğrendim, bilmiyordum, öğrendim. Ben öğreniyoruz işte, yani. Öğren öğrene gidiyoruz. Şeyi de okumuştum bir yerde, senin Nükhet Duru senin çok müzisyen olmanda etkisi olmuş diye dedim. Ne alaka Nükhet Duru'yla? Bilmem. Ha? Ne alaka, ben de bilmiyorum. Hakikaten nasıl oldu? Evet, ben Nükhet Duru'ya bayılırım da yani. Tamam, iyi, bayılın. Nükhet Duru'yla ben gazeteciliği braktıktan sonra 1,5 yıllık bir çalışmamız oldu. Onun ilk albümü yani. İlk albüm değil mi? Ne yaptık beraber? Hangi albümdü? 91, Mahmure. Mahmure. Şarkı da bizim şarkımız. Her ne kadar kendisi bahsederken benden bahsetmese de. Niye bahsetmez? Bilmem. Allah Allah, çok şaşırdım. O bir projeydi, benim projemdi diye dinledim bir yerlerde söylüyor. Üzüldüm bak şimdi. Bu Nükhet Duru beni bu hafta ikinci kez üzdü. Daha çok üzecek. Öyle mi? Çünkü bu tight şeyine ben çok takıldım. Yani çok, işte ben tight giyiyorum, onun için çok kızgınım. Ben tight şeyine bayağı bozuldum. Söyleyeyim onu. Yani arkasına dedikosunu yapacaktım sana da. Ben Nükhet Duru'yu çok tight'ta gördüm. Çok... Yani bugün kızdığı kıyafetlerle çok gördüm. O yüzden çok üzüldüm yani. Çünkü neyse. Konuyu kapatalım. Hayır, bence de kapatalım. Bence de konuyu kapatalım. Tamam. Nükhet Duru, Nükhet Duru çok önemli bir şarkıcıdır. Bir şarkıcıdır. Çok severim bir şarkıcıdır. Ben zaten ona olan hayranlığımla o çalışmalar içine girdik falan filan. Şimdi tabii Mahmure Turgut Özakman'ın resimli Osmanlı tarihinden acizane sözleri benim tarafımdan şarkı formuna hocadan izin alarak. Özakman benim hocamdır bu arada, saygıyla anlarız her vesileyle. Yapılmış bir iştir. Onun bilinmesi isterim. Lazım. Bence de bilinsin. Yani az önce Esra Dermancı'yla da onu konuştuk. Yani bazı şeylerin fikir çok önemli bir şeydir. O fikirlerin sahipleri, eserlerin sahipleri bilinmek zorunda. Türkiye'de iki tane 9-8'lik pop müzik standartlarında geçen şarkı vardır. Lideri Ele Güne karşıdır. Bir tanesi de Mahmure'dir. 40 yıla yakındır. Duruyor. Öyle bir saygı duruşu. Farkında olmadan enteresan bir yere girmişim. Özür dilerim. Yani seni estağfurullah, yok ya. Yok. Yani kırılacak bir şey yok. Ya yani kendisiyle çalışmalarımız oldu geçmişte. Neyse, bunu da bilinmesi de bence iyi oldu. Evet. Oy. Daha kimlerle çalıştım? Kimlerle? Mesela onlar hiçbir zaman şey olmadığı için bilmez. Tanju Okan'ın son albümünü yaptım. Ve Tanju Okan'ın son albümünde acizane benim iki tane şarkım söylendi. Hangileri? Kırlangıç ve 4-3-2-1'de iki tane şarkımı söyledi. Onu un kapanı o zaman daha vardı. Gittik orada bir abiye sattık. Onunla da babanın tekneyle ilgili, Urla'daki teknesiyle ilgili ihtiyaçları... Neydi, tekne metres mi tekne? Metres galiba değil mi? Tekne adı metres miydi, neydi? Yok. Şey hasretti ya. Hasret, metres o, hasret. Hasret. Ya ben de şaşırdım. Ha. Her an gidecek gibisin. Yok yok. Böyle yok. O şarkı söylemek istiyor ya. Yani buraya yani şuna bir iki laf söyleyeyim, sonra da gideyim, o da şarkı söyleyeyim. Ayakta duruyormuş gibi. Ya. Tamam. Anladım ben seni. Tamam abiciğim, haklısın. Ben de senin olsam şarkı söylemeyi isterim yani. Bende de böyle bir ses olsa hayatta boyu susmam yani. Abi sen zaten susmuyorsun ki. Ama yalan mı söylüyorum? Fatih Altaylı deyince aklınıza ne geliyor? Konuşan bir adam. Boş konuşan falan. Konuşan, kastım. Yazan. Ya yazan kısmını ayrıca şey yapıyorum. Son o da gün, konuşmak aslında. Son gün, evet. İfade etme biçimidir yazmada. Evet, bir ifade etme biçimidir. Yazmazsam kurdeşin oluyorum. Çünkü. Son günlerde de daha iyi yazan. Yaşlandım onlar. Olgunlaştım. Gidişim yaklaştı ya, o yüzden. Estağfurullah, yok ya. Soner'cim, iyi ki geldin. Çok teşekkür ederim. Sizi tanımak büyük bir onurdu. Çok Soner, teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. İyi ki davet ettiniz. Çok teşekkür ederim. İyi ki geldiniz. Bu arada Elif'i de tanımış olduk. Çok teşekkür ederiz Elif adına. Elif inşallah kendi ne istiyorsa onu yapacak. İnşallah da bize kızmaz. Elif'ciğim, annene babana da kızma. Ben onları konuştururum. Çok nazik. Sana böyle bir hayranlığımız var. Biliyorum çocuklar kendilerinden bahsetmesi çok hoşlanmıyorlar ama böyle yetenekler o zaman... Travmaya da gerek yokmuş, onu da bilmiyorum. Bunu Ayşe ablandan öğrendik. O yüzden rahat ol. Sizi yine bir şarkıyla o zaman uğurlayalım. Çok teşekkür ederim. Hocam, size çok teşekkür ederim. İyi ben geldiniz. Teşekkür ederim. Şeref verdiniz.
Çok teşekkür ederim. Bu sefer canın neyse onu söyle. Yani ben hani ben o Gazeli sever falan filan demek. Neyse. Yani komik bir şey söyleyeyim sana. Gelmezden önce de az önce aldığın Azeri şarkıyı YouTube'da bir şey yerken bu şarkı çıktı karşıma. Şunu bir dinleyeyim bari dedim. Bilgisayarda dinliyorum. Karım dedi ki ya kardeşim dinleyeceksen adam gibi dinle, bilgisayar sesine gıcık oluyorum dedi. Senden tamamı dinlemek nasip oldu. Şimdi ne istersen onu çal. Ne olursun. Beni hiç düşünme. Ben dinle, her şey. Tamam. Sen ne çalarsan ben severim. Özlem Hanım ne çalalım söyleyelim. Siz de katılın. Ben katılırım. Buradan. Evet Özlem Hanım siz de biraz daha yüksek sesle katılmanızı rica ediyoruz. Evet. Efendim, bu gecenin bu vaktinde, gecenin bu vaktinde Fatih Altaylı programının müdavimlerine bir aşk şarkısı sunalım. Bir Soner Olgun şarkısı. Yeniden başlıyoruz kaldığımız yerden. Ne varsa yaşanmamış geçmiş günlerden. Ne varsa yaşanmamış geçmiş günlerden. Sevda diye bir kuş gönlüme konmuş. Meğer gecikmiş bir aşk bizi bekliyormuş. Sevda diye bir kuş gönlüme konmuş. Meğer gecikmiş bir aşk bizi bekliyor mu? Öyle bir sevda ki geçip de gitmiyor. Bu gönül senden hiç vazgeçmiyor. Öyle bir sevda ki geçip de gitmiyor. Bu gönül senden vazgeçmiyor. Sevda diye bir kuş gönlüme konmuş. Meğer gecikmiş bir aşk bizi bekliyormuş. Sevda diye bir kuş gönlüme konmuş. Meğer gecikmiş bir aşk bizi bekliyormuş. Ağzına sağlık. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Bitti mi ya? Bitti. Daha devam edebilir miyiz? Tamam.